kendime el koymak zorunda kalmışım. Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir akılda kalanla daha huzurlarınızdayız. Araya 9 günlük bayram tatili girdikten sonra. Keşke bayram tadında devam etseydi Türkiye'nin gündemi. Biz de gülücüklü, tebessümlü ekranlarda yayınlar getirebilseydik ekranlarınıza. Öyle de var ama malum jeostrateji, malum küresel siyaset, malum yerel siyaset bu topraklara pek de bunu müsaade etmiyor. Bütün bunları konuşacağız iki değerli konuğumla, Profesör Doktor Atilla Yayla ve sonrasında Mete Yarar'la. Atilla Yayla'yla beraberiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akademisyenlik, efendim, yazarlık, liberallik, bunun hepsini kapsayan bir şey, liberal düşünce topluluğu. Bilim insanlığı, daha çok hangisisiniz, hangisi sizi tarif ediyor veya hangisinden haz alıyorsunuz, hangisi daha keyifli? Yani doğrusu hepsi iç içe geçmiş durumda. Hayatımdaki bu alanlardan her biri bir diğerini destekliyor, besliyor. Akademisyenlik, sivil toplum gönüllüsü olmak, akademik yazılar yanında kısa yazılar, popüler yazılar da yazmak. Bu şekilde bir bütün ortaya çıktığını düşünüyorum. Türkiye'de liberal olmaktan mutlu musunuz? Yani liberal olmak insana hayata bakışta birçok avantaj sağlayan bir konum. Bundan dolayı nasıl, genel olarak liberal olmaktan mutluyum. Şöyle ifade edilebilir, liberal olmak, radikal olmaktan uzak olmak ve makul, mantıklı, muhtedil bir çizgide olmak. Başka insanları ve hayatı devamlı yargılamak yerine onları anlamaya çalışmak ve hayatı tek biçimliliğe kavuşturmak için zaman, enerji, kaynak harcamak yerine olduğu gibi kabul etmek, çeşitliliği ve çoğulluğu olduğu gibi kabul etmek ve onları hayatımızı zenginleştiren bir renk olarak görmek. Tarafgirliğin hazzını istemez miydiniz? Tarafgirlik kıza vaz eder. Aşırı tarafgirlik diyelim. Netice itibariyle tarafsızlık diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Tarafsızlıktan ziyade dürüstlük üzerinde durmak uygun olabilir. Ama aşırı tarafgirlik kısa vadede insana bir haz verse bile uzun vadede insana çok zarar verdiğini düşünüyorum. Bunun birçok örneği var. Bir insanın dünyaya bakışta her şeyi anlaması ve her şeyi izah etmesi mümkün değil. Tarafgirlik insanı böyle bir çizgiye doğru çekiyor. Yani ben her şeyin doğrusunu ve yanlışını biliyorum. Ben doğruyum, herkes yanlış. Bu belki kabul edilebilir bir şey ama bundan bir adım sonrası, yani herkesi benim doğruma getirmeliyim noktasına doğru hareket etmek çok tehlikeli ve gözü bağlı fanatik tarafgirlik insanı buraya doğru iter. Peki liberallikte şöyle bir şey var mıdır? Yeni başlayanlar için liberal soruları bu sorular, öyle kabul edin. Şöyle bir şey var mıdır? Mesela Türkiye bir 15 Temmuz sürecinden geçti, 250 şehit verdi. Şimdi Cerablus'ta ve şöyle bir Türkiye'nin havasını bir bilim insanı olarak, bir gazeteci olarak kokladığımızda da böyle bir milliyetçi aromanın, milliyetçi duyguların yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Milliyetçi, muhafazakar filan. Sizin örnekleriniz üzerine gidelim. Sizde mesela, daha doğrusu bir liberalde böyle evrilmeler veya biraz daha yoğunlaşmalar olmaz mı? Şüphesiz oluyor. Yani insan bilgisi arttıkça, okuduğu şeylerin miktarı arttıkça, yaşı arttıkça, tecrübeleri arttıkça bazı şeyleri daha iyi kavruyor. Bazı şeylerde belki lüzumsuz yere vurgulama yaptığını anlıyor. Mesela son yaşanan olaylar, 15 Temmuz sürecinde yaşanan olaylar benim anladığım anlamda liberallik açısından şu gerçeği gösterdi. Liberallerin milliyetçi fikirlere yakın durması biraz zor bir durum. Ama vatanseverlik diye bir kavram var. Liberaller genellikle soyut ilkeler üzerinden düşünürler ve analiz yapmaya çalışırlar. Ama hiçbir soyut ilke yığını hayatı bütünüyle kucaklayamaz. Ve hayata ayak uyduramama gibi, bir çeşit bir fil dişi kulede yaşama gibi bir durum ortaya çıkabilir. Mesela bir örnek vereyim, somut bir örnek vereyim.
Devlete karşı olmakla devletçiliğe karşı olmayı birbirinden ayırmak lazım. Eğer 15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olsaydı ve Türkiye'de mesela devlet otoritesi tamamen ortadan kalksaydı, acaba bu liberallerin arzu edeceği bir durum ortaya çıkartır mıydı? Bazı liberaller evet çok iyi olurdu. Liberallik peşinden devlete karşı olmaktır gibi bir düşünceye kapılabilirler. Ben mesela yaşadığımız olaylardan sonra bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Netice itibariyle bir siyasi yönetim var olacaksa onun hangi vasıflara sahip olması gerektiği üzerinde tartışabiliriz. Ama kamu otoritesinin tamamen ortadan kalkmasının liberaller için ideal bir pozisyon yaratacağının garantisi yok. Muhtemelen tersi olacak. Yani küçük küçük otorite merkezleri ortaya çıkacak. Toplum kesimleri birbirine girecek. 15 Temmuz'u bir daha masaya yatıracağız. Liberallik de o zaman biraz tabirlerim mazur göründü. Yanlış daha doğru anlaşılsın diye söylüyorum. Biraz görece, biraz subjektif, biraz konjonktürel, biraz evet öyle olduğunda şöyle tarif edilebilen, böyle olduğunda böyle tarif edilebilen bir gel geç gör geç durum mudur? Öyle değildir. İngilizce söylersek anything goes yaklaşım değildir liberallik. Şüphesiz sert bir ideoloji olmamakla beraber bazı temel ilkeleri, değerleri vardır. Mesela bir yaktan evvelden öncelik, siyasi otoritenin rızaya dayanması. Liberallerin çok önemli vurguladığı şey, son 3 sene, 4 senede yaşadığımız bütün olayları izah etmekte kullanılabilecek bir perspektif, kurallılıktır. Kurallara bağlı olmak. Mesela liberaller değişime karşı değildirler ama liberal değişimin mutlaka kurallı olmasını ister. Dolayısıyla liberalizm her şeyi içerisine doldurabileceğimiz bir kap değil. Liberallerin ilkeleri var, prensipleri var, dünyaya bakışları var. Ama liberallik sihirli bir formül de değil. Yani liberal olduğu zaman kişi her şeyi izah edebilir. Her şeyin her zaman en doğrusunu bilir gibi bir pozisyon sağlayan bir yaklaşım da değil. Çok genç yaşta insanlar liberal fikirlerle tanıştıkları zaman gençlik radikalliğe insana eğilimli kılıyor. Bazen liberaller dünyanın bütün sırlarını çözmüş gibi bir havaya falan da girebiliyorlar. Mesela yeterince tecrübesi ve bilgi birikimi olmayan bir liberal savunduğu temel ilkelerin hayatın hiçbir anında çatışmadan mükemmel bir uzlaşma içerisinde bir arada bulunabileceğini zannediyor. Halbuki hayat öyle bir şey değil. Hayat çelişkiler, karışıklıklar, tercihlerden dolayı. Peki kavramlardan çıkıp biraz Atilla Yaylı'ya gelelim. Diyorsunuz ki bir yerde mesleğim mi, iş ortamımı, öğrencilerim ve meslektaşlarımla birlikte olmayı seviyorum. Dünyaya yeniden gelseydim, öğretim üyeliği mesleğini tekrar seçmekte hiç tereddüt etmezdim. Hala aynı fikirde misiniz? Evet, evet aynı fikirdeyim. Ben öğrencilerle genellikle çok iyi geçinirim. Hangi görüşten abi? Yüksek not verdiğimden değil, çok notu kıt bir hoca değilimdir ama öğrencileri mutlu etmek için de bol kesede not dağıtmam. Öğrencilerin trendine bakarım. Yani öğrenci benimle muhatap olduğu günden sonraki günlerde benim istediğim istikamette daha iyiye gidiyor mu? Daha çok okuyor mu mesela? Hı hı. Daha şüpheci bakıyor mu? Tartışmaya daha açık mı? Bu gibi şeylere bakarım ve teşvik ederim öğrencileri. Hangi dilden, dinden, cinsiyetten, ideolojik görüşten olursa olsun öğrencilerim arasında ayrım yapmam. Öğrencilerim bunu bu da derler. Liberal olmanın bir gereğidir. Bu liberal olmanın bir gereği değil. Yani mesleki ahlakın da bir gereği aynı zamanda. Yani herkesin bir görüşü olabilir. Hiçbir öğrenci hocasının görüşünü benimsemek ve savunmak zorunda değil. Ama eğitim formasyonu içerisinde hocasının istediği şeyleri yapmak zorunda. Mesela okumalar, ödevler gibi şeyler. Ama şimdi bir akademisyen siz ama öğretim üyesi diyorsunuz. Evet bir süredir bir üniversiteye bağlı değilim ama yakın sizi böyle zamanda... üniversitelerde daha bir aykırı mı diyelim bir öğretim üyesi zaman zaman çıkışlarınızla alakalı, bu yazılarınız, evet. Yazdıklarınızla alakalı doğru tanıyoruz değil mi? Evet, yani başka insanlar daha iyi değerlendireceklerdir herhalde ama kendimi ortalama bir öğretim üyesi olarak görmüyorum. Bu bir ölçüde fikirlerimle ve çıkışlarımla ilgili, kritik zamanlardaki çıkışlarımla ilgili. Aynı zamanda akıntıya uymak yerine kendi bildiğim doğruları savunmaktaki ısrarımla ilgili bir şey. Bir diğer nokta da ders verip kitap yazmaktan ibaret kalmayan bir hayatı tercih etmiş olmam. İşte Liberty yayınları üzerinden yayıncılık faaliyetleriyle uğraşıyorum. İmkan olursa gazetelerde yazılar yazıyorum. Liberal Düşünce Toplumu'nun Hür Fikirler sitesinde halen yazılarımızı sürdürüyoruz. Çeşitli sivil toplum aktivitelerine destek veriyorum. Mesela Barış Treni'ne destek verdim geçen sene, önceki sene. Bu tür şeyler de beni zannediyorum ki ortalama bir akademisyen olmaktan çıkartıyor. Bundan da çok mutluyum. Biraz da yalnızlaştırmıyor mu? Liberaller
özellikle Türkiye gibi bir ülkede biraz yalnızlığa mahkum gibi, bugün biraz bunu aşmış isek de diğer gruplarla karşılaştırıldığında, fikir gruplarıyla, ideolojik gruplarla karşılaştırıldığında liberaller zaten çok küçük. Ne zaman kendinize ben liberalim dediniz? Doğrusunu söylemek gerekirse 1989-90 benim liberalliğe demir atma zamanım. Bir aydınlanma, bir olay sonrası yoksa? Evet evet, benim hikayem, terminolojisi size ilginç gelebilir. Ben siyasal bilgiler mezunuyum ve siyasal bilgilerde ve içinde bulunduğum gençlik grubunda sadece sosyalist olarak yetiştiğimi düşünüyorum. Sadece sosyalist. Evet. Büyük filozoflardan Hayek böyle bir ayrım yapıyor. Sosyalistler ikiye ayrılabilir. Sağcı sosyalistler ve solcu sosyalistler. Solcu sosyalistler komünizmi de benimseyen, yani sosyalizmin komünizme kadar gitmesini isteyen sosyalistlerdir. Sağcı sosyalistler komünizme karşıdırlar. Fakat yetişme tarzları dolayısıyla birçok sosyalist fikri muhtemelen farkında olmadan savunmaktadırlar. Ben hem içinde bulunduğum gençlik grubu itibariyle hem okuduğum okul itibariyle sosyalist fikirlerin enjekte edildiği bir hayat yaşadığımı düşünüyorum. Ta ki liberal fikirlerle ve filozoflarla tanışana kadar. Bu da 80'lerin sonu ve 90'ın başı. 91'de liberalizm kitabım çıktı. Türkiye'de liberalizm üzerine yazılmış ilk Türkçe kitaptır. Mutlusuz kitabın liberal. Yazım dönemi benim kesinlikle liberalizme demir attığım dönemdir. Liberal olmaktan ve kalmaktan mutlu musunuz? Yani iyi anlamak ve sınırlarını bilmek şartıyla iyi bir şey. Dediğim gibi her şeyin ilacı, sihirli bir formül ve bütün dünyayı yargılamanın bir aracı olmadığı ölçüde güzel bir şey. Rahatım diyorsunuz. Bir nolu videoyu bir alalım. Böyle biraz böyle şey yapalım, nostalji yapalım. Hazır mı bir nolu video? 1500 senedir bıkmadan usanmadan sorulan sorular var ya, işte böyle klişe şeyler, onları soruyor bize. Mizahçılar, her konuk böyle sorular geliyor bak. Sayın Yılmaz, neden mizah? Siyasetle eskiden beri ilgilendiğinizi biliyorum. Ama parti genel başkanlığı anlamında yeni bir siyasetçisiniz. Yeni bir siyasetçiye de sorulması gereken ilk soru zannediyorum. Neden siyaset? Biraz gülelim istedik. Besim evet. Timuk'la yaptığınız kaç yılı bu? Galiba 94-95 falan. Yaptınız programı. Bu videoyu ben öğrencilerime tavsiye ediyorum. Oradaki yakışıklıyı tanıyacak mısınız? Bakayım diyorum. Çok şaşırıyorlar. Zaman tabii insanı değiştiriyor. Şimdi yapsanız yine niye siyaset diye sorar mısınız? Sorarım. Şey. Liberaller her zaman niye siyaset diye sorarlar. Çünkü liberallerin siyasete bakışı mesela sosyalistlerin, sosyal demokratların, muhafazakarların bakışından farklıdır. Nedir? Daha siyasete mesafelidir liberaller. Siyaset tabii temel beşeri faaliyetlerden birisi, bir kaçınılmazlık. Ama liberaller ülkelerin aşırı politize olmasından ve hayat kanallarının politikayla iç içe geçilmesinden çok hoşnut olmazlar. Liberalizm yapısal olarak zaten bir siyaset biçimi değil midir? Şüphesiz liberalizm bir siyaset üretir ama kendi başına bir siyaset biçimi değil. İnsanların yöneten yönetilen diye ayrıştığı ve bir kamu yönetiminin olduğu bir yerde siyaset kaçınılmaz olarak var. Ama siyasi süreçlerin kendine mahsus özellikleri var. Bu özellikler belli hayat mecralarında iyi işler. Fakat onu hayatın her alanına taşırsanız olmaz. Mesela iyi bir televizyoncu olmak siyasetle ilgili olmasa gerek. Veyahut da iyi bir akademisyen olmak siyasetle ve akademik terfi siyasetle ilgili olmaması gerekir. Aşırı politize ülkelerde bu alanlar da siyasileştirildiği için bu topluma zarar verir. Bu anlamda liberaller siyasetin sınırlı olmasını, hatta bu çerçevede demokrasinin de sınırlı olmasını isterler. O yüzden siyaset, bir kişi liberalleştikçe, liberal fikirleri öğrendikçe muhtemelen siyasette daha uzak durmaya başlayacaktır. Pür liberal ve bütün fikir dünyasının liberalizminde doldurmuş birisinin siyasetçi olması ihtimali de yok gibi. Siyasetçi yok kadar azdır. Siyasetçi olmasından bahsetmemiz. PKK karşıtı olmak, FETÖ karşıtı olmak, evet biraz şeyde yaşadığınız toprak, jeostrateji filan süreç bunlarla doğru anlatılır ama bir işte az önce yine sözünü ettiğim millilik meselesinden tekrar bakmak bir liberal içinde bir politika, bir siyasi bakış değil midir? Tabii ki, yani insan yaşadığı ülkeyi sevmeli. Aslında toplumunu sevmeli. Buna milliyetçilik demeyelim ama vatanseverlik. PKK gibi, FETÖ gibi örgütlere karşı olmak da ille de siyasi bir pozisyondan hareket etmeyi gerektirmez. Bunu vatanseverlikle açıklıyorsunuz. Vatanseverlikle de açıklayabilirsiniz. Ortak varoluşun usul kurallarının reddine bir tepki olarak da açıklayabilirsiniz. Değişik yolu ve yöntemleri var açıklamak için. Peki, 80'lerin ortalarına doğru Yeni Forum dergisinde köşe yazıyorsunuz. Orada diyorsunuz ki, bu da o dönem için,
Disiplinli akademik çalışmalarla yetinmeyip popüler yazılar yazdım. Bu doğrultuda ilk ciddi adım da 80'lerin ortalarında ilginç bir entelektüel göç yolculuğu yaşamaktayken, bir başka deyişle bir paradigma değişikliği sürecinde ilerlemekteyken Yeni Forum dergisinde attım diyorsunuz. Ne demek bu entelektüel göç yolculuğu? Evet, bu kavram benim ürettiğim bir kavram. Patente bana ait. Gerçi bu kavramı açıklamak için ciddi bir akademik yazı yazmalıyım ama göç demek bir insanın fiziki olarak, fiziki varlığını bir mekandan kaldırıp başka bir mekana konumlandırması demek. Entelektüel göç de bir insanın paradigmasını, dünya görüşünü değiştirip başka bir dünya görüşüne demir atması demek. Kastettiğim şey bu. Nereden nereye geldiniz? Demin anlattın ya, liberal... sadece sosyalistlikten liberalliğe doğru geçtim. Bu işte 80'lerin sonu, 90'ın hemen başında oldu. Mesela o yıllardaki arkadaşlarımla karşılaştığımız zaman ortak lisanı konuşamadığımızı, ortak değerleri vurgulayamadığımızı falan anlıyorum. Gençlik yıllarında içinde bulunduğum gruptan bu tür entelektüel göç yaşayanlar çok az oldu. Başka göçlerden de entelektüel göç yaşayanlar var. Mesela kişi sosyalisttir, liberalliğe geçer veya işte muhafazakarlığa geçer. İşte muhafazakarlığı sosyalistliğe geçer falan, bu tür şeyler olabilir. Entelektüel göç kişisel olarak çok ilginç bir tecrübe. Bunu yaşamış önemli entelektüeller de var. Mesela benim esinlediğim birçok filozofta da benimkisi kadar yoğun olmasa entelektüel göç var. Hayek gibi, Mises gibi yazarlarda, filozoflarda. Bunu ben olgunlaşma, hayatı daha iyi kavramaya doğru yürüme şeklinde anlıyorum. Ve yıllar önce Radikal'de ilk şeyinde bir yazı yazmıştım, orada anlatmıştım. Benim entelektüel göçüm, demin de söylediğim gibi, beni işte radikallikten, yani hayatı yargılamaktan uzaklaştıran bir şey. Çünkü sert paradigmalara bağlı olduğunuz zaman işiniz gücünüz herkesi yargılamak. İşte yanlış yapıyor, kötü yapıyor, hain. Düzeltilmesi lazım, ıslah edilmesi lazım, adam edilmesi lazım gibi şeyler söylüyorsunuz. Siz hiç tavla oynamaz mısınız mesela? Hep böyle entelektüel göçler, yolculuklar, akademiya, yazı yazayım, kitap yazayım, liberalizmin beslenmesi, liberal düşünce topluluğu falan. Ben hemen satranç dışında hiçbir oyun oynamam, hiçbir oyunda bilmem aşağı yukarı. Fakat okumalarım çeşitli ve okumalarım bana yetiyor. Hep şu anda, yani? Hep şu anda mı? Ama biraz önce Habertürk'te çok iyi bir haber vardı. Okumak insanın ömrünü uzatıyor. Evet. Çok kitap okumak. Hı-hı. Demek ki iyi bir iş yapıyormuşuz. Bir de benim okumalarım çeşitli. Bir yazar söylemiş, yaşım ilerliyor, hayat sürem kısalıyor ama ilgilerim artıyor diye. Benimki de aynı durumda. Şu anda bütün işi gücü bırakıp kitap okumaya ve alan çalışması yapmaya kalksam en az 20 alanda 8-10 bin kitap okumam lazım. Yani ömrüm yetmez buna. Böyle bir durumla karşı karşıyayım. Yani çalışmak benim bir şey, kitap okumak, yazmak, düşünmek benim hayat tarzım oldu ve işin ilginç tarafı bu, beni dinlendiriyor, yormuyor. Yani çalışmadığım zaman yoruluyorum ben. Ama çalıştığım zaman iyi hissediyorum kendimi. Boş zamanınız yoktur da boş zaman anlaşılır olsun diye sorayım. Ne yapıyorsunuz yani? Boş zamanım hemen hemen hiç yok. Orada da kitap okuyorsunuz. Yani kitap okuyorum, bir şey planlıyorum. İşte kendi hayatım, aile hayatı gibi şeylerle uğraşıyorum. Peki. Ama hiç canımın sıkıldığını, ya işte vakit öldüremiyorum, ne yapsam? Canı sıkıldığında ne yapıyorsunuz? Yine mi kitap okuyorsunuz? Hiç canım sıkılmadı ki, çünkü hep yapacağım işler var. Peki. Şu İkinoğlu fotoğrafı bir alalım. Almadan önce bir saniye. Bu 1 Mayıs 1984'te bir yazı. Hatta o kapağı bir alalım. Evet, o kapak üstünden gitsek daha iyi. Diyorsunuz ki bu sanırım ilk yazdığınız derginin kapaklarından biri. Evet. Diğer yandan Türk ordusunun demokrasiye bağlılık açısından emsali bulunmaz bir gelenek oluşturması da demokrasimizin yaşama garantilerindendir. Vatandaşın siyasal bilinç düzeyinin, yakın geçmişte yaşanan olayların acılarının hala canlı olması, demokratik sistemimizin en büyük düşmanı olan anarşinin hortlamasını önlemek için birçok tedbirin alınması, tecrübe sahibi bir cumhurbaşkanının görevde bulunması, 5 yıllık koalisyonsuz ve muhtemelen aşırı siyasal kavgası bir dönemin varlığı demokrasimizin yaşaması yolunda önemli umut kaynaklarındandır. 1 Mayıs 1984. Yine 1 Mayıs 1984'e dönsek yine aynısını yazar mısınız? Bu yazı bana karşı çok silah olarak da kullanıldı. Yani 12 Eylül darbesini desteklediğim bir yorumda, yorumlara yol açtı, yorumlara da şey yaptı. Bugün aynı yazıyı yazsaydım aynı temaları muhtemelen başka bir lisanla işlerdim. Burada şu ayrımı yapmakta... Ana fikir gene aynısını söylerdim. Aşağı yukarı aynı fikri yine söylerdim. Şöyle bakmakta fayda var.
1984-83'te Kasım'da seçim yapılmış mıdır ve Turgut Özal seçimi kazanmıştı. Ama o zaman hatırladığım kadarıyla yapılan tartışmalar işte Kenan Evren Özal'a başbakanlık görevini verecek mi vermeyecek mi gibi şeyler tartışılıyordu. Ondan sonra da ne kadar idare etmesine müsaade edecek gibi şeyler tartışılıyordu. Bu yazıyı en sağlıklı okuma biçimi şöyle olabilir. Yani Junta'yı, ki Junta hala iş başında, Junta'yı demokrasiye alan açmak, açmaya teşvik etmek olarak okunması çok daha sağlıklı olur. Bunun değişik örnekleri de var. Mesela Tayland'la ilgili bilimsel incelemeler gösteriyor ki askerlerin yaptığı anayasaya vatandaşlar evet diyorlar referanduma gidildiğinde. Çoğu zaman bu askerlerin anayasaya onaylaması olarak algılanıyor. Vatandaşın anayasayı onaylaması olarak algılanıyor. Halbuki bir diğer yorumda siyaset bilimciler tarafından yapılan askerleri gitmeye teşvik etmek. Yani biz bu anayasayı kabul edelim, siz bir an önce kendi işinize dönün. Ondan sonra yolunuza devam edelim. Çünkü o benim paradigma değişikliğinde yeni yürümeye başladığım dönemler ve o dönemler liberalizmi keşfettiğim değil ama demokrasinin önemini keşfettiğim dönemler. Demokrasinin ortak yaşayışın iyi bir formülü olabileceği yolunda bir kanaat geliştirdiğim dönemler. Dolayısıyla işte kesintisiz bir 5 yıllık dönemin önümüzde olması, halkın demokrasiye bağlı olduğunu seçimlerde yaptığı tercihlerle göstermesi gibi şeyler böyle okumak daha uygun olur diye yani düşünüyorum. Yani askeri juntanın bir an önce gitmesi için. Evet, yani seçilmiş bir siyasi ekibe yol açması için. Bunu kavga ederek de sağlamaya çalışabilirsiniz ama kavga etmek ne kadar netice verir tartışılır. Onun yerine Türk halkı demokrasiye layıktır. Önümüzde seçimsiz bir dönem görülmektedir. Yolu kapatmayın, bırakın yürüsün şeklinde okumak daha doğru olur diye düşünüyorum. Beyan esas. Şey demişsiniz bir de 1 Ocak 85'te bir başka yazıda 80 harekatıyla Türkiye iç harbe dönüşmek üzere olan terör yangınından kurtularak huzura kavuşmuştur. Yani bir nevi o 12 Eylül'ü destekliyor musunuz? Şimdi bu yazı 85'te yazılmış. Dolayısıyla 12 Eylül'ü desteklemekle sonrası. Bir alakası yok. Her şey olmuş bitmiş. Ben Türkiye'de terörün çok yoğun olduğu dönemde öğrenciydim. Ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne her gün ölüm korkusuyla girip çıktım. Yaşı yeten arkadaşlar hatırlayacaklardır. O zaman işte sağ sol kavgası, öğrenci kavgaları gibi şeyler söylenirdi. Ve sokaklar kurtarılmış, sokaklar, mahalleler kurtarılmış mahalleler haline getirilmişti. Aşağı yukarı bütün toplumda büyük bir bıkkınlık ve umutsuzluk vardı. Bu şeyin bir an önce sona ermesini arzu ediyordu toplum. 12 Eylül mucizevi diyebileceğimiz bir şekilde bunu sağladı. Tabii o zaman hiç kimse tam bilgiye, gerekli bilgilere sahip değildi. 13 Eylül günü sanki bütün olaylar kesildi. Sonuçları çok acı olmadı mı? Sonuçlar yani, tabii ki çok acı oldu. Çok sağlam kesilmedi. Daha sonra bir işte Junta'nın tutuklamaları, idamları, sürgünleri vesaire gibi şeyler bir ortaya çıktı. Bir soldan fakat o dönemin şartları içerisinde mesela bu sağ sol kavgası dediğimiz şeyin nasıl ortaya çıktığını ve kimler tarafından teşvik edildiğini bilmiyorduk ki. Daha sonra 80'lerin sonu 90'larda ortaya çıkan bilgiler aslında Evren'in ve arkadaşlarının ortamı olgunlaştırmak için beklediklerini ve bu olayları tahrik ettiklerini. Yani sabah bir sağcı gencin silahla öldürüldüğünü, aynı silahla öğleden sonra bir solcu gencin öldürüldüğünü falan ortaya çıkarttı. O dönemlerde hiç kimse bu bilgiye sahip değildi. Dolayısıyla o günün şartta içerisinde böyle bir şey söylemiş olmak çok daha normal değil. Hakikaten anarşi olayları dediğimiz olaylar birdenbire bitmişti. Ama bunun asıl tezgahlayıcısının Evren ve arkadaşları olduğunu. Bunun o dönemde de bulunduğunu. Bu iş bitti ya, en azından okulumuza rahat rahat gidiyoruz ya bağlamında, bir huzur tabii, 12 Eylül'ü desteklediniz. Hayır 12 Eylül desteklemedim. Yani 12 Eylül'ün sonuçlarından birisinin bu olduğunu ama 12 Eylül'le ilgili olarak asıl olayların nasıl tezgahlandığıyla ilgili bilgimiz sınırlı olmadı. Sonradan olduğu için evet göremedik. Yine bir yazınızda diyorsunuz ki fikirlerin gücüne inanırım ve doğru olduğunu düşündüğüm fikirleri kuvvetle savunurum ama yanlış oldukları gösterildiğinde de onları terk etmekten çekinmem. Var mı böyle bir düşünceniz? Tabii ki. Entelektüel göç yapabilmek zaten bunu gösterir. Eğer bunu yapabilecek durumda olmasaydım entelektüel göç yaşamış olmazdım. Bugün de aynı durumdayım. Görüşlerimin yanlış olduğu eğer ispatlanırsa ondan kocunmam, hatta memnun olurum. Çünkü bu bana ilerleme sağlayacaktır. İlerlememe imkan sağlayacaktır. O yüzden
rasyonel bir temelde, mantıklı ve müdellil bir tartışmayla eğer bir görüşüm kürtüyorsa ondan geri adım atabilirim. Nitekim 15 Temmuz sürecinden beridir vatanseverlikle ilgili görüşlerim, daha önce üzerinde bu kadar durmadığım görüşlerim şekillenmeye başladı. Ve bu konuda belki de kendi liberal çizgimin çok da isabetli, sağlıklı olmayabileceğini, bu konuda biraz daha düşünmem, kafa yormam ve okumam gerektiğini kabul etme noktasına geldim. Geldiğiniz nokta işte vatanseverliğinizi bir anlaşılır olsun diye söylüyorum. İşte parti kapatmada, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da, 71'de falandan daha çok bir vatanseverlik duygusu mu 15 Temmuz'da? Hayır, şöyle söyleyeyim. Yani dünya ülkelere bölünmüş vaziyette. Her ülkede de bir devlet var. Ülkelerde toplumlar, insanlar yaşıyor. Yani bir insanın ülkesine aidiyet hissetmesi, bu topraklara aidiyet hissetmesi, bu toprakların ve bu ülkede yaşayan insanların iyiliğini istemesi, bu ülkedeki renklilikleri sevmesi filan güzel bir şey. Benim gibi soyut teorik ilkeler üzerine çalışarak yetişmiş kimselerde bu yön zayıf oluyor. Belki bu biraz yaşlanmayla da alakalı olabilir. Yani mesela daha genç olduğum ve seyahat ettiğim zamanlarda bu duygularım bu kadar kuvvetli değildi. Ama şimdi bakıyorum güzel bir ülke. Özellikle 15 Temmuz'da halkın gösterdiği büyük kahramanlıktan sonra güzel insanlar veya büyük bir iş yapmış insanlar. Yani bu ülke sevilmeye layık bir ülke ve bu ülke yaşanmaya değer bir ülke. Bu anlamda söylüyorum. Geç kaldınız. Ve bu ülkede bu ülkenin iyiliğini istiyorum. Yani. Geç kaldığınız için üzüldünüz mü bu duyguya? Bu kadar yoğun yaşamaya. Şey değil, yani netice itibariyle ben vatansever değildiniz demiyorum da yani bu kadar yoğun yaşamaya geçtim. Kamusal hayatta o kadar belirleyici bir rolüm olmadığı için bu benim kendi dünyamla ilgili bir problem. Yani topluma bir yansıması yok. Netice itibariyle ben ülkenin alacağı şekli şemali belirleyen, kitlelerin nereden nereye gideceği konusunda işaret verip onları yürüten, fikir, siyasete çizgi veren bir şey değilim. Ama fikir üretiyorsunuz. Fikir üretiyorum. Bu fikri aynı zamanda kendim için de üretiyorum. Yani iyi ve doğru olduğuna inandığım fikirlere sahip olma gibi bir arzum da var. Dolayısıyla bir kayıp yok ortada. Üzülmemi gerektiren bir durum yok. Bu gençlik yıllarıyla ilgili madem konuşuldu bir şey daha söylemem lazım. Onu evet. Da sosyal medyada bazıları şey yapıyor. 1970'lerde başlarında çıkan bir dergi vardı. Yeniler Milli Mücadele diye. Demin bahsettiğim totaliter grup benim gençlik yıllarında içerisinde bulunduğum grup. Orada da mesela yazı yazdığımı falan iddia eden şeyler çıktı. Yazı yazmadım, yazsaydım söylerdim. O yıllarda zaten 14 yaşındaydım 12 Mart olduğunda. Yani benim 12 Eylül bakın 12 Mart'ı desteklediğimi iddia eden tipler de çıktı. Orada matematik hatası var. Orada matematik hatası var. Kaldı ki dediğim gibi ben yani 80'lerin sonu ve 90'ların başında bir paradigma değişikliği geçirdiğim için 15 yaşından bugüne kadar muazzam ölçüde tutarlı bir fikri pozisyon aldım gibi bir iddia içerisinde değilim. Bu tür iddiaları olanlara da gülerim zaten. Kendinizle ilgili güldüğünüz, yalnız başınıza kalıp bizimle paylaşır mısınız bilmiyorum. Güldüğünüz bir şey var mı? Kırılmalar. Ya böyle düşündüm ama tam bir hayal kırıklığı. Kişilerle ilgili söylemiyorum. İzimlerle ilgili, ideolojilerle ilgili. Yine bu yaşlılık deneyimi, olgunluk diyeyim. Yani olgunluk çağınızdan geriye doğru baktığınızda. Yani şurada çok zaman geçirmişiz. Yahut şu alana ihtisaslaşmakla, bu kadar zaman geçirmekle çok pişman oldum falan. Böyle bir şey var maalesef. Demin dedim ya ben 75-80 arasında üniversitede okudum ve en büyük derdimiz hayatta kalmaktı. Çok yoğun terör olayları vardı. Bu o dönem benim ilgilerimi etkiledi ve ben doktora tezinde terörizm üzerine çalıştım. Doktora tezi yazdım. Şimdi bakıyorum, gerçi ben şiddetin felsefesiyle de biraz uğraştım ama terörizmin akademik olarak bir cazibesi yok, bir anlamı yok terörizm üzerine çalışmanın. Mesela şimdiki aklım olsaydı, liberalizm kitabını yazdığım dönemden itibaren ki ilgilendiğim konularla ilgili tezler yazardım. Ne bileyim mesela işte özel mülkiyetin insan uygarlığının gelişmesinde bir rolü diyelim ki. Ya da özgürlük kavram ve pratiğinin tarihi evrimi gibi konularla falan ilgilenirdim. Tabii bunda hem insanın içinde yaşadığı şartlar hem de rehberlik hizmeti aldığı kişiler etkili oluyor. Peki. Kısa bir aramız var. Bir araya gidelim. Aranın sonrasında Atilla Yayla'yla bu sohbete devam edeceğiz. Yaşasın.
Cansu Canan'la Öteki Gündem, gizemli dünyaların kapılarını aralamaya devam ediyor. İnsanların algıları nasıl yönetiliyor? Tek soru, tek cevap. Cansu Canan soruyor, Doktor Ramazan Kurtoğlu, Profesör Doktor Mehmet Okuyan, Profesör Doktor Caner Taslaman, akademisyen yazar Sefer Darıcı, yazar Yalçın Koçak, araştırmacı yazar İsmail Tokalak, doçent doktor Haşim Şahin ve psikolog Mehmet Başkak yanıtlıyor. Cansu Canan'la Öteki Gündem bu akşam saat 23.15'te Habertürk'te. Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Atilla Yayla ile biraz liberalizm yolculuğunda uğradığı duraklar veya liberalizme geçiş, biraz liberallik sohbeti yapıyoruz, biraz liberal sohbetler yapıyoruz. Direkt Yekten şöyle bir şey sorayım. Kapitalizmi mi savunuyorsunuz? Kapitalizm kavramı sevimsiz bir kavram ve fikir piyasasında kapitalizmin benden başka savunanı da yok dediğiniz bir söyleşiden alıntıyla sorayım. Evet. O cümlede de söylediğim gibi sevimsiz bir kavram. Mucidi de kapitalizmi savunanlar değil. Yani kapitalizmi savunanlar savundukları sisteme kapitalizm dememişlerdir. İşte doğal özgürlük sistemi mesela, serbest piyasa ekonomisi gibi adlar vermişlerdir. Ama bir şekilde kapitalizm kavramı popüler hale geldi. Şöyle bir ayrım yapmak şartıyla kapitalizmi savunuyorum demek doğru olabilir. Yani eş dost kapitalizmi ve piyasa kapitalizmi diye bir ayrım yaparsak eğer, ben piyasa kapitalizmini savunuyorum şüphesiz. 90'ların başından beridir. Ama eş dost kapitalizmini savunmuyorum. Eş dost kapitalizmine politik kapitalizm de diyebiliriz. Burada iş adamları sınıfıyla politik sınıfların iç içe geçmesi söz konusudur. Serbest piyasa kapitalizmi ise rekabetin maksimum ölçüde var olduğu ve devletin ekonomiye asgari müdahalede bulunduğu ekonomik modeldir. Bu ikincisini savunuyorum. Bazen kapitalizm adıyla savunuyorum. Biraz da gıcıklık olsun diye savunuyorum onu. Dikkat çeksin diye savunuyorum. Dikkat çeksin. Yani sosyalizm, sosyalistlerin partisi var efendim, milliyetçilerin partisi var. Mesela kapitalistlerin partisi yok. Serbest piyasa, adı kapitalist olan. Serbest piyasa yok, kapitalizmini yani savunan, tamamen onu savunan bir parti olması zor. Ona yakın bir parti diyebileceğimiz küçük bir parti olarak Liberal Demokrat Parti var belki. Hı-hı. Fikirleri piyasa kapitalizmine yakın, ekonomik fikirleri. Ama büyük ana aktörlere, mesela Türkiye'de mecliste temsil edilen siyasi partilere baktığımız zaman onların serbest piyasa kapitalizmiyle olan ilişkisi bir derece meselesidir. Hı-hı. Bazıları bazı bakımlardan daha yakın, bazıları bazı bakımlardan daha uzaktırlar. Demokratik şartlar altında bir siyasi partinin pür serbest piyasa kapitalizmini savunması çok zor diye düşünüyorum. Çünkü demokrasi toplumun devletten ekonomik talepleri de içeren talepler ortaya koymasını, hı hı, ve yönetici sınıfın, politik sınıfında onlara bunu sağlayabileceğini vaat etmesini gerektiriyor. Bundan dolayı hiçbir ülkede aşağı yukarı dünyada serbest piyasa kapitalizmi, saf serbest piyasa kapitalizmi yok. Bir çeşit ideal. Şimdi dört nolu fotoğrafı bir alabilir miyiz arkadaşlar? Mesela dört nolu fotoğrafta gelirse ekran eğer. Mesela Ali Koç diyor ki kapitalizmin ortadan kalkması gerekir. Devamında neler var? Yine aynı karede Eczacı başından kapitalizm insanlık cinsine sonuçları vermediler. Bill Gates çare sosyalizm var. Hepsi deli saçması bunların. Bu arkadaşlar iş dünyasında başarılı olabilirler ama ekonomik sistemler konusunda hemen hemen hiçbir şey bilmiyorlar. Benim anladığım şey, kronik kapitalizm, yani eş dost kapitalizmin ortadan kalkmasını ben de savunurum. O zaman bu Ali Koç'un da ortadan kalkması anlamına gelir. Dolayısıyla Ali Koç neyi savunduğunun farkında değil. Kendisinin ortadan kalkmasını savunuyor olabilir. Serbest piyasa kapitalizmi ise olması gereken bir şeydir. Sadece ekonomik refah bakımından değil, özgürlük bakımından da olması gereken bir şeydir. Sosyalizme gelince, ben Türkiye'de kapitalizmi en doğrudan savunan kişi olduğum gibi piyasa kapitalizmini, sosyalizmi de en doğrudan eleştiren kişiyim. Sosyalizm bana bir yönüyle bir komikliktir. Garip bir dünya görüşüdür. Bir yönüyle de vahşettir. İnsanlık dışı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla eş dost kapitalizmi gibi sosyalizmi de reddetmek zorundayım. Neden vahşettir sosyalizm? Sosyalizm
teorisi icabı ve pratiğinin de gösterdiği üzere egemen olduğu ülkelerde açlık, sefalet, ortadan kaldırılamaz eşitsizlik, tahakküm ve savaş üretmiştir. Bundan dolayı sosyalizm uygarlığı çözen, yok eden bir yöntemdir. Piyasa kapitalizmi ise tam tersidir. Bu söylediğim teorik olarak tartışılabilir, saatlerce tartışabiliriz. Türkiye'de isteyen herkesle de tartışabilirim ama benimle muhtemelen tartışmaya cesaret edemeyeceklerdir sosyalist entelektüeller. Fakat tartışmayı bir tarafa bırakalım, pratiğine bakalım. Yani 40'tan çok ülkede sosyalizm hayat buldu ve hepsi dediğim şekilde sonuçlandı. Bunun bir tesadüf olması imkanı yok. Yani Rusya mesela sosyalizmle ekonomik bakımdan daha geriye düştü. Bugün yaşayan bir sosyalist ülke olarak Küba'nın işler acısı hali ortada. Bu ülkelerde sadece ekonomik sefalet yok, aynı zamanda ifade özgürlüğü de yok. Mesela Küba'da muhalefet partisi kuramazsınız. Hatta sosyalistlerin dikkat etmediği çok tuhaf bir durum var. Biz bir hanedan sosyalizmi var şeyde Küba'da. Aynen Kore'de, Kuzey Kore'de olduğu gibi. Yani abi Castro gitti, kardeş Castro geldi. Bir de bunun adına cumhuriyet diyorlar. Tuhaf bir durum. Siyasi yönetimin meşruiyetinin neye dayandığı belli değil. Ve hiçbir zaman halkın tercihleriyle belirlenmiş bir siyasi yönetim değil. Öbür taraftan Küba'nın somut bir örnek olduğu için onun üzerinde duruyorum. Tarihi örnekler de verebilirim. Ekonomik bakımdan işler acısı bir halde olduğu malum. Küba bir açık hapishanedir. Ve aynı zamanda resmen açlık yaşayan bir ülkedir. Bu sosyalizmin ürünüdür. Bu Kübalılar aptal olduğu için, çalışkan olmadığı için ortaya çıkmış bir durum değildir. Pardon, sistemin bir ürünüdür. Aynı Küba, geçen biz de haberini yaptık. Kanserin de ilacının burada, hatta buradan pek çok Türk'ün de Küba'ya kanser aşısı olmaya gittiğini biliyoruz. Büyük bir ihtimal. Güzellemesi yapmak için söylemiyorum. Bir taraftan bu, bir taraftan 19. yüzyılda ortaya çıkan vahşi kapitalizm terminolojisi var. Ve bir de söylediklerinizden anladığım pratik sonuçlar üretmeyen izinleri, ideolojileri anladığım kadarıyla pek benimsemiyorsunuz. Hayır, şöyle ifade etmek daha doğru. İnsan özgürlüğünü engelleyen, insan özgürlüğünü engellediği için de hayatın her alanda felakete yol açan, yani işte inanç özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün temel insan haklarının ortadan kalktığı, buna ilaveten insanların beka mücadelesini, yani fiziksel varoluş mücadelesini zora sokan sistemlerden bahsediyorum. Sosyalizm bunların en gelişmişidir ve en asilidir. Küba ile ilgili meseleye gelirsek, büyük ölçüde bu bir spekülasyondur. Böyle bir şey olamaz diyorsunuz. Böyle bir şeyin olması bilimsel mantığa uymaz. Çünkü Küba dünyanın en fakir ülkesidir. Ve sağlık harcamaları çok yüksek miktarda para gerektiren harcamalardır. Bir ülke ne kadar zenginse... Hangi ülkeden giderseniz gidin, bütün hastaneler herkese serbest. Bir şey ifade etmez. Şöyle söyleyeyim. Şimdi diyelim ki ben sosyalist kafalı birisiyim, iktidara geldim. Tıp fakültelerinin sayısını 50'ye katladım. Öğrencinin sayısını da 100'e katladım. Babam doktor yetiştirdim ve doktorları diktiğim binalara gönderdim. Bu bir şey ifade etmez. Modern tıp cihazlarla ve testlerle yürüyen bir tıptır. Küba'daki bir hastane odasıyla mesela Amerika'daki bir hastane odasını karşılaştırırsanız Amerika'daki hastane odası uzay üssü gibi görünür adeta. Cihazlarla, şeylerle. Dolayısıyla bu akla mantığa aykırı bir şeydir. Geçenlerde bir genç mesela bir şey paylaştı. Halit Yellikan galiba internette Küba'daki hastanelerin perişan durumuyla ilgili. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bir aşının bile geliştirilmesi dünya kadar para harcamayı gerektirir. Bir taraftan dünya kadar da zaman o modern gerekir. Tıp öyle bir duruma geldi ki ben sosyalizmi de kapitalizmi savunuyormuşuz gibi. Ben sadece soru sormak için bunları söylüyorum. Öyle bir şey değil ki mesela pek çok ilaç firması içinde pek çok manipülatif dedikodu var. Pek çok o modern tıp üssüleri içinde pek çok manipülatif dedikodu var. Dolayısıyla bu dedikodular üzerinden gidersek ortaya çıkan tablo söylediğiniz şeyde de bir sizin söylediğinizde de manipülatif bir olasılık, bir ihtimal de ortaya çıkar. Çıkmaz. Elkisti. Çıkmaz. Şundan dolayı çıkmaz. Bir defa alternatif de ayrı bir konu. Mesela homeopati gibi şeyler, alternatif şeyler ayrıca tartışılabilir. Onları bir tarafa bırakalım. Ha. Ama bildiğimiz klasik tıptan bahsediyorsak eğer basit bir ölçü var elimizde. Tıbbın gelişmesiyle insan hayatının gelişmesi, ilaç firmalarının gelişmesi ve yeni ilaçların devreye girmesiyle insan hayatının iyileşmesi arasındaki ilişkiyi inceleyebiliriz. Ampirik olarak inceleyebiliriz. Bunun spekülasyonla alakası yok. Bu sonuçlardan biri de hastalık zaman, arttıkça ilaçların artması veya ilaçlar arttıkça hastalıkların artması. Ama şöyle yani 20 yıllık, 30 yıllık dönemler itibariyle değil de mesela 1 asır, 2 asır, 5 asır gibi dönemler itibariyle baktığımızda kesin olan bir gerçek var. İnsanlar eskisinden daha uzun yaşıyorlar.
Eskisinden daha sağlıklı. Bu da bize modern tıbbın iyi bir şey. Bu da gösteriyor ki ne kadar spekülasyonlar olursa olsun bu ilaçlar işe yarıyor. Dolayısıyla sosyalizm iyi bir şey değildir. Bu ilaçları ortada, bu ilaçların ortaya çıkması, hiçbir ilacın ortaya çıkması basit bir iş değildir. Yani ilaç ortaya çıkartmak, ilaç endüstrisi bir gerçek ekonomisi gerektirir. Küba gibi bir ülkenin bir ilaç üretmesi hemen hemen imkansız. Yani ekonomik olarak bunu şey yapamaz, karşılayamaz. Peki. 5 nolu videoya bir bakalım. Onun üzerinden biraz daha konuşalım isterim. Bu görüşte yanlışların doğrulardan daha fazla olduğunu söylemek gerekir. Ciddi itibarlı iktisat tarihçileri Batı'nın zenginliğin temelinde sömürgeciliğin yatmadığını gösteriyor. Hiç unutmayalım, her ülkenin zenginliğin temelinde mutlaka ve mutlaka üretim yatar. Pek çok sınıfı da karşınıza almıyor musunuz? Sömürgecilik kötü bir şey. Sadece ekonomik bakımdan insanları istismar etmek anlamına gelmiyor. Sömürgeciliğin türüne bağlı olarak insanların hayatlarının birilerinden alındığını biliyoruz. Yani sömürgeciliği ahlaki olarak da mahkum etmemiz gerekir. Buna şüphe yok. Ama Batı'nın zenginliği sadece sömürgeciliğe dayanıyor dediğimiz zaman biz zihin tembelliğine düşeriz. Sömürdüler ve böyle başarılı oldular. Başarılı oldular. Bir defa bu mantık olarak bir sıkıntı var ortada. Bir ülkenin başka bir ülkeyi sömürebilecek durumda olması demek, burada konuşulduğu anlamda, o ülkenin zaten üstün olması demektir. Neden A ülkesi B ülkesini sömürüyor da B ülkesi A ülkesini sömüremiyor? İmkanlar neden Amerikan Kızılderilileri kayıklarını atlayıp Avrupa'yı fethetmediler de Avrupalılar oraya gittiler? Zaten daha üstündüler. Gittiklerinde daha üstündüler. Daha güçlüydüler. Çalışan mı kazandı? Bunu mu demek istiyorsun? Yani bunu izah eden tarihçiler var. Özellikle arkeoloji ve antropoloji çalışmış tarihçiler çok iyi ifade ediyorlar. Bugünlerde üzerinde çalıştığım bir kitap var, okudum. Ayn Moritz'in Batı Neden Dünyaya Hükmediyor adlı kitabı incelendiği zaman mesela problemin ne olduğu görülüyor. Bu şu anlamı, mesela Amerikalılar gidip Kızılderililere zulmetmedi. Yahut da Avrupalılar Afrika'yı sömürgeleştirip zulmetmedi demek istemiyorum. Onların zenginliğinde şeyin de tesiri olabilir. Sömürgecinin de bir miktar tesiri olabilir. Ama iktisadi... Çünkü Osmanlılar da, Osmanlı da zengindi. Ya, değildi. Osmanlı son 2-3 asır içerisinde zaten tamamen geride kalmıştı. Basit bir gerçek var. Dünyanın en zengin ülkelerine bakalım. Niye zenginler? Bunu ciddi iktisatçılar, iktisat tarihçilerinde okuduğumuz zaman görüyoruz ki daha çok üretebildikleri için zenginler. Yani bugün Amerika dünya ekonomisinin tek başına neredeyse 1/4'ünü teşkil ediyor. Amerika dünyaya kaplan kapasa da zengin bir ülke. Türkiye nerede? Türkiye dünya hasılasına, nüfusuna oranla aşağı yukarı katta bulunuyor. %1 nüfusu fazla, dünya hasılasının %1'ini üretiyor. %2'sini ürettiği anda bir kat zenginleşmiş olacak. Dolayısıyla sömürgeciliği eleştirelim. Sömürgeciliğin iğrençliğini ortaya çıkartalım. Ama zihin tembelliğine de düşmeyelim. Yani sömürdüler, zengin oldular. Sömürmeseler de zengin olmazlar demek yanlış bir yaklaşım. İlginç. Peki süreyi çok buraya yığmamak için devam ediyorum. Altınoğlu videoyu bir alalım arkadaşlar. Pardon bir saniye. Bir saniye düzeltiyorum. Altınoğlu videoyu almıyorum. Biraz sıcak diyeyim artık, soğudu mesele, süreci devam ediyor ama kabaca şöyle bir giriş yapayım. 15 Temmuz'da yaşadığımız neydi size göre, bir bilim insanına, bir liberal bilim insanına, bütün bu entelektüel göçü yaşayan ve hayatın çok önemli bir oranı okumayla ve düşünmekle geçen bir insan için, Atilla Ayla için? Yani 15 Temmuz'un birçok yüzü var. Tarihi bir olaydı, Türkiye'nin toplum olma vasfının kuvvetlendiği bir olaydı. Bir darbe teşebbüsünün birkaç faktörün bir araya gelip gelmesiyle ve birlikte işlemesiyle püskürtüldüğü bir olaydı. Yani müthiş bir olaydı 15 Temmuz. Türkiye tarihinde bir benzeri olmadığı gibi dünya tarihinde de muhtemelen bir benzeri yoktur. Dolayısıyla benim teşhislerim var tabii 15 Temmuz'la ilgili. Kavram olarak buna direniş veya devrim de diyebiliriz. Devrim kavramını pek sevmiyorum ama popüler olduğu ve insanların hoşuna gittiği için devrim de diyorum. 15 Temmuz'u bir devrim olarak da görebiliriz. Bir yönüyle tarihsiz bir olaydır. Darbe teşebbüsünün kendisi çok büyük bir tarihsizliktir. Ama darbe teşebbüsünün püskürtülmüş olması büyük bir tarihtir Türkiye için. Muazzam bir olayla karşı karşıyayız. Peki bir yerde sanırım diyorsunuz ki darbe çok iyi planlanmış ve darbeciler gayet iyi örgütlenmiş. Zaten failin bu konudaki tecrübesi ve becerisi malum. Uygulama büyük ölçüde balyoz darbe planına benzemekteydi. Nasıl bir ilgi kuruyorsunuz?
FETÖ denilen yapılanmanın 40 yıldır 50 yıldır iş başında olduğu söyleniyor ve FETÖ'nün sivil toplum içerisinde ve devlet içerisinde bir sürü operasyon yaptığını biliyoruz. Yani bir darbe teşebbüsüne yeni giriştiler ama daha öncesinde şahıslara karşı, sivil toplum içerisindeki kişilere ve gruplara karşı ve kamu otoritesinin kullanan kişilere karşı operasyonları olduğunu biliyoruz. Mesela en yakın ve en somut örneklerinden birisi işte 7 Şubat MİT operasyonu. 7 Şubat MİT operasyonu ne olduğunu çok sonradan öğrendik tabii. Ama anlıyorsunuz ki orada bir çark işlemiş, bir mekanizma var. Aynı mekanizma 17-25 Aralık'ta işledi biliyorsunuz. Daha büyük bir çarptan. Siz nerede işledi ilk uyandım? Estağfurullah. Bu bir örgüt, bu bir yapı ve uzak durmalıyım dediniz. Ben maalesef 17-25 Aralık'ta. Şöyle oldu benim hikayem. Ben Gezi'de uyanmaya başladım. Çünkü Gezi olaylarında bu yapıya mensup kimselerin müthiş bir hükümet aleyhtarlığı ve müthiş bir Erdoğan nefretiyle dolu olduğunu gördüm. Şaşırdım, ne olduğunu anlayamadım. Orada uyanmaya başladım ama asıl uyanışım 17-25 Aralık. Hı hı. Orada da Oral Çalışlar gibi 10 dakika içerisinde değil, 2-3 saat içerisinde uyanabildim. Hı. Oral Çalışlar diyor ki radyoyu çevirdim, şey yaptım, dinledim, bu bir darbe teşebbüsüdür dedim diyor. Ben öyle değil, aradan biraz zaman geçti. 17-25'te. 17-25 Aralık'ta uyanabildim. Niye böyle bir not düştünüz Oral Çalışlar'la ilgili? O daha iyi okudu demek olayları benden. Yani bir gazeteci olarak muhtemelen o benim sahip olmadığım bilgilere de sahip. Ben her ne kadar popüler yazı yazıyorsam da gazeteci değilim. Gazetecilerin sahip olduğu bilgilerden daha az bilgilere sahibim. Dolayısıyla bu bilgi eksikliği, feraset eksikliği de olabilir. O benden daha ferasetliymiş diyebiliriz. Bir yine bu süreçle ilgili yazdığınız yazılardan birine diyorsunuz. Gülen bir mertlik yapabilir mi? Ne olduysa benim yüzümden olmuştur. Yanlış yoldaymışım. Üzgünüm. Tüm faaliyetleri durduruyor ve örgütü dağıtıyorum diyebilirim. Der mi? Demez. Demeyeceğini bile bile yazdım. Sonunda da öyle bağlıyorsunuz. Durumu göstermek zaten için yazdım. Çünkü bu olayı anlayabilmek için biraz psikiyatri çalıştım son zamanlarda. Olayın ne olduğunu çeşitli açılardan inceleyebiliriz. Önemli bir açı da psikiyatri açısı. Bu tür şahıslara kült lideri veya guru deniliyor. Gurular yanlış olduklarını hemen hemen hiçbir zaman kabul etmezler. Tanıştınız mı? Hayır, tanışmadım. Uzaktan değerlendiriyorsunuz. Uzaktan değerlendiriyorum. Yani işte onunla ilgili malzemelere dayanarak değerlendiriyorum. Gururlarla ilgili çalışmaları okuyunca gururların özelliklerinin kendisinde olduğunu tespit ediyorum. Sonra gururların davranış tarzlarına bakıyorum. Gururlar yandıklarını kabul etmezler. Bu kendi kendilerini inkar etmeleri, kendi kendilerini imha etmeleri anlamına gelir aşağı yukarı. Dolayısıyla ondan böyle bir şey beklemek boşuna bir bekleyiş olur. Ona inanan bir sürü insan var. Onların hepsi guru var. Değil. Değil tabii. Guru ayrı bir şeydi. Yani guruyla gurunun takipçileri arasında bir bağ var. Takipçileri guruların, bu egosunu göremez mi? Göremez. Takipçileri guruyu hayat hakkında özel bilgileri olan ve kendilerine bu özel bilgiyi aktaracak, asla yanılmayan, büyük bir ihtimalle pozisyona bağlı olarak Tanrı'yla veya işte doğaüstü güçlerle özel ilişkileri olan, onlardan mesaj alan, onlar tarafından yönlendirilen, dolayısıyla asla hata yapmayacak bir varlık olarak görürler. Zaman içerisinde gurunun takipçilerinin guruya bağlılığı bir ihtiyaca dönüşür. Ve bu aynı zamanda bazı yazarlara göre gurunun takipçilerine çocukluk dönemine dönme fırsatı verir. Çocukların bütün bakımını anne babası üstlenir ya, hayat onlar için öyledir. Gurular guruya karşı böyle bir bağlılık geliştirirler. Guru da ilginç bir şekilde takipçilerinin kendisine bağlılığına bağımlı hale gelir zamanla. Böyle tuhaf bir ilişki işliyor. Çevre onunla oluşur, kültür onunla oluşur. Yani bir guru etrafında kendisine bağlı insanlara ihtiyaç duyar. Onlar yoksa o yoktur. O yüzden devamlı olarak çevresinde bu insanlar bulmaya, onları bir arada tutmaya çalışır. Fethullah Gülen ölürse biter mi bu iş? Tabii Fethullah Gülen ölürse bu haliyle devam etmesi imkansız. Çünkü bir gurunun yeri alınamaz. Almaya teşebbüs edenler olabilir ama kesinlikle rakip gurular çıkar ortaya ve aralarındaki ihtilaf çökertir yapılanmayı. Süreci nasıl? Mücadele sürecini, FETÖ'yle mücadele sürecini nasıl buluyorsunuz? Mücadele edilmesi gerektiği kesin. Fakat çok zor bir mücadele. Bu grubun özelliklerinden dolayı. Çünkü renk vermiyorlar. Her renge bürünebiliyorlar. Kendilerini çok iyi gizleyebiliyorlar. Mutlaka mücadele edilmesi lazım.
Tabii mücadelenin zorluklarından bahsettim. Diğer taraftan mücadelede mümkün olduğu kadar hassas olmakta da fayda var. Hep vurguluyoruz yani işte konunun yanında yaşta yanmasın şeklinde. Hükümetin gerekli hassasiyeti gösterdiğini düşünüyorum ben. Kanun hükmünde kararnamelerle bazı adımlar attılar ama işte özellikle başbakanın açıklamaları, itiraz komisyonlarının kurulması falan bunlar iyi şeyler. Fakat bana göre bu kült yani Gülen kültü kaybetmiştir. Davasını kaybetmiştir. Eskiden belirlediği hedeflere ulaşması imkanı kalmamıştır artık. Bir defa toplumsal meşruiyeti ve ahlaki meşruiyeti yoktur. Deşifre olmuştur. Bundan dolayı boşuna ne yaparsa yapsın boşuna yapmış olacaktır. Ama özellikle yönetici tabakanın bundan hemen vazgeçmesini beklemekte saflık olur. Neden çünkü vazgeçme? Şöyle söyleyeyim. Onlar için bir hayat tarzı haline geldiği için üst tabakanın, yönetici tabakanın bunu bir şekilde sürdüreceklerdir. Ve tabanlarına zaferin kendilerinin olacağını da sonunda bu günlerin geçeceği yolunda mesajlar vereceklerdir. Bu bana göre beyhude bir çabadır ama bu çabayı bir süre daha devam ettirecekleri anlaşılıyor. Dünyadaki diğer ülkelerdeki varlıkları yani Türkiye'yi önemli bir üs gördüğünüz için mi artık bitmiştir diyorsunuz yoksa sadece Türkiye üzerinde bir şey mi? Türkiye üzerinden konuşuyorum. Çünkü global evrensel bir örgüt olduğundan. Hiçbir ülkede Türkiye kadar etkili olamazlar tabii ki. Çünkü bu topraklarda ortaya çıkmışlar ve bu toprakların kültürünü konuşuyorlar. Bu toprakların lisanını konuşuyorlar. İslami bir lisan kullanıyorlar. Bu topraklarda bitmesi demek zaman içerisinde öbür taraflarda da köksüz kalması demektir. Bu topraklarda aslında 2014 yılında bittiler. Yani 17-25 aralığında ne olduğunu birçok insan anlayamadı. Fakat 30 Mart seçimlerinde toplum siyasi olarak reddetti. Yani bu kültle mücadelenin hep söylüyorum 4 ayağı var. Toplumsal, siyasal, idari ve hukuki. Toplumsal mücadeleyi kaybetmiştir Gülen kültü. Siyasi mücadeleyi de kaybetmiştir. İdari mücadele devam ediyor. İdari mücadele devlet yapılanması içerisinde bürokratların tasfiye edilmesi, oradan buraya nakledilmesi, pasifize edilmesi gibi şeylerdir. Hukuki şey de en zor olanıdır. Şu anda idari ve hukuki mücadele sürüyor ama toplumsal ve siyasi mücadeleyi zaten kesinlikle kaybetmiş durumdalar. Yani şu 5 yıl kadar filan sanırım yanlış hatırlamıyorsam şeyde Zaman Gazetesi'nde yazdınız. Evet. Sonra geriye dönüp baktığınızda kendinizi kötü hissediyor musunuz? Ben yazılarımı çok aktualiteye boğmayan biliyorum, bir çizgi takip ediyordum. Biliyorum çok başka bir yazılar. Fakat geriye dönüp baktığımda demokrasi davaları adını verdiğim o zaman Balyoz, Ergenekon gibi davalarda daha dikkatli olmam gerektiğini anlıyorum. Bu da biraz şey naifliğinden, akademisyen naifliğinden kaynaklanıyor. Gerçi yazılarımda sık sık masumiyet karnesini vurguladım. Kişilerden delillere değil delillerden kişilere gidilmesi gerekir dedim. Niyetler yargılanmamalı, icraatlar yargılanmalı gibi şeyler söyledim. Ama çok daha fazlasını yapmak gerekiyormuş. Yani daha net, daha kuvvetli bir şekilde bunları vurgulamak gerekiyormuş. Bu bakımdan bir pişmanlık duyuyorum. Ama dediğim gibi yani sınırlı bilgiye sahip olan bir akademisyenim netice itibariyle. Ne istihbarat bilgileri, ne gazetecilerin sahip oldukları bilgiler bende vardı. Bu çerçeve içerisinde yazılarımı yazdım. Yine de beni çok utandıracak bir yazım olduğunu düşünmüyorum. Pişmanlık duyduğum yazılar var ama böyle başımı öne eğmeme gerektirecek bir yazı yazdım hatırlamıyorum. O zamanki ilişkiler üzerinden kendinizi kötü hissediyor musunuz? Ya ne kadar iyi? Yani böyle bir güler yüzlü davranıyorlardı işte Atilla Bey falan. İlişkiler üzerinden. Benim çok fazla ilişkim olmadı. Zaman Gazetesi'ne birkaç defa gitmişimdir. İnsiyaki bir şekilde bir samimiyet şeyi hissettim, problemi hissettim. Sevdiğim bir iki arkadaş vardı ama bir samimiyet problemini hep hissettim ve şey yaptım. Yani benimle onların arasında bir bariyer olduğunu hep hissettim. Bu sadece şahsi hayatımda değil, liberal düşünce topluluğu açısından da böyle. Mesela ABAN toplantılarında ortak olmamızı istediler ısrarla. Dediler ki liberal düşünce topluluğu ve gazeteciler, yazarlar vakfı organize etsin. Siz hiçbir külfete katlanmayın. Her şeyi biz yapalım. Yeter ki isminiz olsun orada dediler. İnsiyaki bir şekilde bir şey bildiğimden değil mesela. Ben bunu reddettim. Dedim ki biz kendi başımıza bir kuruluşuz. Kendi şeyimizi, kendi faaliyetimizi kendimiz yaparız. Yine yani her şey hayatta malum izah edilemiyor. Ama hissediyorsunuz bir şekilde. El yordamıyla doğruyu buluyorsunuz. Dolayısıyla çok yakın bir ilişkim olmadı. Mesela yurt dışındaki okullarına hiç gitmedim. Çok çağırdılar. Defalarca çağırdılar. Her seferinde bir mazeret buldum ve gitmedim. Şimdi buna çok memnunum. Yazar olarak çok ısrarlı davet edilmişsinizdir eminim. Çok davet edildim. Yani belki de 50 defa davet edilmişimdir. O samimi bulmadığınız bir samimiyet tam olarak öyle demediniz galiba. Siz çok samimi bulmadınız. Evet bir samimiyet problemi ve insani ısınma problemi yaşadım ben her zaman.
belki bir iki kişi hariç. Bu izah edebileceğim bir şey değil. Yani hissedilen bir şeydir. Hayatta her şeyi rasyonel olarak izah edilemiyor. Bazen hissediyorsunuz. Şeyde mesela bir olayı anlatayım. 2013'ün Temmuz ayında iftar yemeğine gittik Etienne Mahçupyan'la beraber. O da Etienne Mahçupyan ve ben bir tarafa düştük. Şahin Alpay falan gibi köşe yazarlarının da bulunduğu, Ekrem Duman'ın bulunduğu bütün grup bir tarafa düştü. Orada mesela biz bakışlarımızla da birbirimizi anladık Etienne'le. Yani biz buraya ait değiliz. Biz başka bir dünyanın insanıyız şeyini hissetmiştik. Zaten ben o günlerde ayrılıyordum Zaman Gazetesi'nden. Onu da istismar edenler var. Ben Zaman Gazetesi'nde profesyonel olarak yazdım. Yani bir ücret karşılığında yazdım. Bir cemaati teşvik edeyim, cemaatin bir işin ucundan tutayım diye yazmadım. Mümkün olduğu kadar profesyonel çalışmaya gayret ediyorum. Orada da bir ücret karşılığında yazdım ve haftada bir yazdım. Ayrıca köşe yazarı statüsüyle de yazmadım. Onu da belirtmek isterim. Yani son, yorum sayfasında yazdım. Biliyorum, ben o zamanlardan takip ediyordum yazılarınızı. Son bir soru. FETÖ'yle mücadele, 15 Temmuz, Yeni Kapı Ruhu, Cerablus, Elbap, bütün bunların denkleminde şöyle bir geriye yaslanıp bir perspektif yaptığınızda iyi mi, kötü bir gelecek mi öngörüyorsunuz Türkiye için? Küresel siyaset, yerel siyaset, bütün bunlar geleceğinde. Ben iyi, geçmiş 15 yılın da Türkiye'nin iyiye gitmesine sahne olduğunu düşünüyorum. Gelecek 15 yılında mesela, 15 yıl üzerine konuşursak, iyiye gideceğini düşünüyorum. Yani Türkiye son 15 yılda çoğulculaştı mesela. Darbenin önlenebilmesinin bir sebebi budur. Türkiye çoğullaştı, toplumsal hayat alemin merkezileşti, sivil toplum kuvvetlendi, toplum zenginleşti ve kaybedeceği şeyleri daha iyi algılamaya başladı. Gelecekte de böyle olacaktır. Mesela 15 Temmuz toplum olma duygusunu kuvvetlendirdi. Türkiye ilk defa darbeye karşı bu kadar büyük bir mutabakat sağladı. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Her siyasi görüşten insanlar var bu mutabakatın içerisinde. Bu mesela daha önceden hayal bile edemeyeceğimiz bir şey. Sonra demokrasi özü itibariyle usul demektir. Esasdan çok usule dikkat etmemiz gerekir. 15 Temmuz'da siyasi aktörlerin tavrı, sadece iktidar partisinin, Cumhurbaşkanı'nın başbakanı değil, muhalefetin de tavrı, usul kurallarını pekiştirdi Türkiye'de. Bundan sonra şunu daha rahat söyleyebiliriz. Partiler, iktidarlar seçimle gelirler, seçimle giderler. Darbeyle devrilmeleri meşru değildir. Bu mesela çok büyük bir kazanç Türkiye için. Kısa vadede sıkıntılarımız var. İşte Amerika'nın tavrı, Avrupa'nın anlamaması falan, ama bu tür olaylar uzun vadeli tesirler yaratırlar ve bunların hep pozitif olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyimserim. Çok teşekkürler. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Akılda kalan ilk bölümü bitiyor. Profesör Doktor Atilla Yayla'yla FETÖ, siyaset, liberalizm ve biraz Atilla Yayla portresi konuştuk. Ben sordum, kendisi cevapladı. Değerlendirme kanaat sizin. Şimdi biraz güvenlik, biraz FETÖ'yle mücadele, biraz yani belki farkındayız, belki değiliz ama Türk ordusu sınırlarımızın dışında bir ülkede, Suriye'de yanlış hatırlamıyorsam 28-29. Günündeyiz, işte bir ay bitiyor. Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan bahsediyorum. Bir savaşta, bir mücadelede. Biraz bunlara da yakın planda bakacağız. Güvenlik uzmanı Mete Yarar'la, ama önce kısa bir ara. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Akılda kalan devam ediyor. Profesör Doktor Atilla Yayla'yı uğurladık. Onunla biraz kavramsal, biraz terminolojik ama yaşadıklarımızı bu kavramsal ifadelerle anlayıp anlatmaya, biraz izimler, biraz ideolojiler üzerinden anlamaya, anlamlandırmaya çalıştık. Şimdi yaşadıklarımız, özellikle bugünlerde ne yaşıyor Türk vatandaşları, hangi gündemle yatıp kalkıyor sorusuna hiç şüphesiz hepimizin vereceği cevap Fırat Kalkanı Operasyonu, FETÖ'yle mücadele ve her birimizin özel hayatlarında, gündelik hayatlarında hiç şüphesiz uğraşlarımız, meşgalelerimiz. Şimdi bu genel gündemde uğraştıklarımızın daha çok pratikleriyle ilgili gideceğiz. Güvenlik uzmanı filan demeyeyim artık, akılda kalanın sabit konuğum, daimi konuklarından Mete Yarar'la. Hoş geldin Mete Yarar. Teşekkürler, sağ olasın. Akıştan devam edeceğim. Söyleyeceğim bir şey yoksa. Şimdi bu yayında Ömer Halis Demir'den ilk bahseden sendin. Kimse bilmez iken, daha doğrusu sınırlı sayıda insanlar bilirken, daha çok kamuoyuna onun kahramanlığını anlatan kişi sensin. Şu ana kadar da 100 binden fazla insan bayram vesilesiyle hemen sonrasında kabrini ziyaret etmiş. Ailesi artık başka bir aile onun şehadetinden sonra. Niğde başka bir şehir filan.
Dolayısıyla bu soruyu sorarak başlayayım. Önceliğimiz şu. Bu bir minnetin, bir şükranın ifadesinden başka nedir Ömer Halis Demir'e? Gerçek Anadolu çocuğu. Gerçek Anadolu çocuğunu seviyor bu toplum. Hiçbir şey karşılık beklemeden, hizmet eden ve başkaları için hayatta en önemli şeyini feda eden insanı seviyor bu toplum. Gerçek o. Hani demin dedin ya, hani kavramlar üzerinden konuşuyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İşte ayağımız bastığımız yer onun şehadeti. Onun bizim için, yaşamamız için verdiği özveri. Bir şeylerden vazgeçmesi. Biz onu gördük. Onun gördüklerinden etkilendik. Tabii ki bugün de bir belgesel için röportaj yapmaya gelmişlerdi. Orada da aynısını söyledim. Burada aynısını söyleyeyim. Şehitlerin içerisinde sıralama yapmak olmaz. 241 şehit bu ülkenin her birinin fedakarlığı karşılaştırılamaz. Şehitler arasında bir sıralama yapılamaz. Burada yapacağımız tek şey onun yaptığı hamlenin nelere mal olduğunu, neleri kurtardığının konuşması. Ömer Halis Demir'in yaptığı binlerce insanın hayatını kurtardı. 241 şehit ise toplamında yaptıklarıyla bir ülke kurtuldu. O yüzden hani Ömer Halis Demir üzerinden konuşuyoruz. İşte biliyorsun bu dönemde de işte son kitabın düzeltmelerini falan yapıyorum. Bir de yaşayan kahramanlarımız var. Mesela kitapta birkaç tane yaşayan kahramanı anlatacağım. Herkes şok olacak. Bu arada ne zaman kitap? Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde yani şeyde olur. Kitapçılarda, raflarda olur. Çünkü şu hatayı hiç yapmak istemiyorum. Bir şey tadında yaptık. İçerisinde hiç bilinmeyenleri anlatmaya çalıştık. O yüzden de devamlı düzeltme yaptık. Bazen o kadar ilginçtir ki ben bile doğru bildiğim bazı şeyleri düzeltmek zorunda kaldım. Saat olarak yerlerini falan değiştirmek zorunda kaldım. Okuduğumda yani bundan 10 yıl sonra ya bu bunu söylemişti ama bu çıktı denmesine hiç hoşlanmıyorum. Çünkü belge koyuyorsun. O belgenin tam olmasına çalışıyoruz. Birinci ağızdan duymadığım veya 2-3 yerden teyit etmediğim hiçbir bilgi koymamaya çalıştım. Evet, Ömer Halis Demir gerçekten bu ülke için çok önemli. 241 şehit. Her dakika anılması gereken ve her dakika hatırlanması gereken insanlar. Ve bu ülkede gerçekten bunu o kadar güzel yaptı ki insanlar kendileri için özveride bulunan insanların ölümlerine sahip çıkmazsa yaşayan fedakarlıklara da sahip çıkamaz. Yeterli değil belki onun şehadetini ama sanki yani, yeterince evet, onlar, sahip çıkıldı. Aynen, onlar sayesinde önümüzde herhangi bir mücadele olmaya olacağı zaman toplumun önünde onlarca güzel örnek var. Yani bu ülke kendisi için fedakarlıkta bulunanları unutmuyor ve başının üstüne koyuyor ve hiçbir zaman da oradan indirmiyor. Yani hatırla işte son dönemin 15 Temmuz'un Hasan Tahsin'i ilk kurşunu atanı diye geçiyor. Unutulmuyor. İnşallah. Ben o zaman bir tabir kullanmıştım. O tabiri bu toplum o kadar güzel sahiplendi ki ben herkese çok minnettarım demiştim ki birisinin adını bu ülke adını ezberleyecek, unutmayacak demiştim Ömer Halis Demir. Gerçekten unutmadılar. İşte ben o yüzden bu topluma aşığım. İşte doğruya o kadar saflar ve o kadar yapışıyorlar ve bırakmıyorlar ki. Gerçek işte bu. Gerçek bu. Bir kez daha bir rahmetle analım, görerek analım. İlk defa burada bazı fotoğraflar paylaşacağız. İlk defa şimdi izleyecekleri rahmetli merhum şehidimiz Ömer Halis Demir'in ilk defa burada göreceğiniz fotoğraflarını şimdi getireceğiz ekranlarınıza. Getirelim. Bu özel kuvvetlerin çok özel silahlarından bir tanesi. Özel keskin nişan tüfeklerinden bir tanesi. Akmasın, dursun arkadaşlar. Ömer de iyi bir keskin nişancı. Onun eğitim sırasında çekilmiş olan fotoğrafı. Aynı zamanda Ömer Halis Demir'in tabii bilinmeyen tarafları var. Biyografisinde bilinmeyen tarafları var. Ömer aynı zamanda bir eğitmen. Yani şeydeki eğitmenlerden bir tanesi. Özel kuvvetlerdeki eğitmenlerden bir tanesi. Yine bilinmeyen bir şeyler vardır. Bizde rütbe çok önemli değildir. Bizde bilgi önemlidir. Başçavuş arkadaşlar yarbaylara, albaylara, gerekirse binbaşılara bile eğitim verir. Özel kuvvetlerde. Tabii özel kuvvetlerde. Bilgi her zaman hürmet görür. O yüzden dediğim gibi Ömer'in de rahmetli'nin de hocalık tarafı da vardı.
Bu da onun kullandığı özel bir keskin nişan. Daha doğrusu keskin nişan demeyelim artık, bu bir sniper, sniper silah. Peki diğer kareye geçelim arkadaşlar. Yine rahmetliye ait bir başka kare. Galiba uçak mı burası? Evet, uçak, çünkü şöyle geliyor. Yaptık. Özel kuvvetlerde görüntünün yayınlanması yasaktır. Özel kuvvetlerde diğer görevde olanların görüntüsü yayınlanmaz. Aynı Milli İstihbarat Teşkilatı personeli gibidir onlar da. O yüzden diğerlerinin hepsini full yaptık. Bir kasa uçağı içerisinde görevden dönerken, arkadaşlarla beraber otururken biraz daha öne çekerek alındığı için hani yayınlanmış fotoğraflarından bir tanesi. Bir şey belli, görev dönüşü. Belli mi? Nereden, ne zaman çekildi? Yani onu bilemiyorum ama yaklaşık bir 4 sene. Efendim? 15 Temmuz'dan? 4. 15 Temmuz'dan çok önceki fotoğraflarından bir tanesi. Çünkü neden? Hemen sağında full'ü yaptığımız kişi, yarbayımız bundan yaklaşık bir 4 ay önce iki bacağını mayına basarak kaybetti. Birçok kişi, belki bu fotoğraftaki olanlardan birçok kişi de aramızda değil. Farklı farklı görevlerde şehit olan birçok arkadaşımız bu fotoğraflarda var. Öyle söyleyeyim. Peki bir diğer kare daha. Ömer Aysemir daha önce aslında şu anda bulunduğu oldu, şu anda bulunduğu yer şehadetinin gerçekleştiği yere yaklaşık 7 metre falan. Yani sağ tarafa doğru, bana göre sağ tarafa doğru aldığınızda arkasındaki yer merdivenler değil mi? Karargahına giriş merdivenleri. İşte Ömer rahmetli de sağ tarafta yaklaşık 5-6 metre, işte komutanların olduğu yerin 5-6 metre sağında. Yine daha önce de bir önemli bir komutanımızın, yine özel kuvvet yapan bir komutanımızın emir astsubaylığını yaparken çekilmiş bir fotoğrafı. Bu da yakın tarihli olan fotoğraflardan bir tanesi. Öyle söyleyelim. Yine diğerlerinin bütün fotoğraflarını o yüzden kapattık. Şu anda evet, görevde olanlar olduğu için. Bir kez daha rahmet, minnet, şükranla analım şehidimiz Ömer Ali İstemir'i. Bu fotoğraflarını da, bu üç kareyi de bu yayında teşekkürler bir kez daha Mete Yarar, seyircilerimizle paylaştık. Şimdi Fırat Kalkanı 28 veya 29. 30. gün. 30. gün. 30. gün oldu. Tam bir aylık bir zaman dilimindeyiz. Bu programda süremiz el verdiği müddetçe geriye doğru şöyle bir gidelim istiyorum. Zira biz de işte haberlerde Fırat Kalkanı'nda 29. gün ilgili kaynaklardan aldığımız bilgileri, şuralar vuruldu, şunlar oldu, bunlar oldu şeklinde bir bilgi veriyoruz. Bir adım geriye çekilip baktığında Türk ordusu sınırları dışında bir mücadele yürütüyor. Yani olmasın ama sanki olağanlaştı, sanki sıradanlaştı. O sıradan bir şey değil, mühim bir şey. İki, bir yerdeyiz. O bir yerin içerisinde neredeyiz, nereye gidiyoruz ve ne olacak ve Türk ordusu orada mı kalacak, kalacaksa ne kadar kalacak, Rusya'sı, Amerika'sı, YPG'si, bütün bunları 30. gününde şöyle bir yerli yerine oturtalım istiyoruz. Ama bütün bunların öncesinde, tam da bugün bir kez daha kilise roket atıldı. İki roketin hedefi oldu. Şimdi daha öncesinde şöyle yorumlar yapılıyordu. Kilisten buraya, kilise roket atılıyor. Türkiye'ye şeye çağrılıyor. Gel Suriye'nin içine gel filan. Bakarsan Suriye'nin içindeyiz artık. Bu doğru bir tez, doğru bir yorum da anlamında söylemiyorum. Direkt şöyle söyleyeyim. Ne demek istiyor bu roketi atanlar şimdi bugün? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu tezi savunanların fikri şuydu. Şunu söylüyorlardı hatırlarsan. Suriye bir bataklık. Bataklığa Türkiye'yi çekmek istiyorlar şeklinde savunuyorlardı. Ben de ısrarla şunu söylüyordum. O bataklık bize geleli yaklaşık 4 sene oldu zaten. Yani biz o bataklığa gitmedik ama o bataklığın bütün etkilerini biz Türkiye'de gördük. Neleri görüyoruz? Bombalı araçlarla saldırıları görüyoruz. Yani en son rekor bir bomba yüklü araçla saldırı yapıldı biliyorsun. 14 tondu. 14 tonluk bir araçla saldırı yapılması Türkiye'nin geçmiş terör saldırı içerisinde yoktur. İşte Diyarbakır'da patlatılan o aracın içerisindeki patlayıcıyı söylemiyorum. Yani parçalarını bulamadığımız o köylüleri söylemiyorum. Kaç tane patlayıcının patlatıldığını, kaç araç bombasının engellendiğini hiç söylemiyorum. Biz uzun zamandan beri zaten Suriye'nin batağının çoktan Türkiye'ye geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Peki biz şimdi şu anda ne yapmaya çalışıyoruz biliyor musun? Kendimize gelen, o bize aksettirilmeye çalışan o bataklığın en azından belli bir bölgesini
tampon bölge yaparak çamurun bize gelmesini, bataklığın bize gelmesini engellemeye çalışıyoruz. IŞİD'i bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Daha önce söylediğimiz kırmızı çizginin gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Şu anda yaşadığımız o. Evet, bugün atılan, mesela bugün bana çok soruldu bu soru. Hani biz IŞİD'den kurtuluyorduk. Hani nasıl roket atılıyor diye soruyorlar. Şu anda IŞİD'in elindeki roket menzili yaklaşık 30 kilometrelik bir menzilde. Hem obüs anlamında, yani top anlamında bunu sağlayabilecek güce sahipler, hem de ÇNRA dediğimiz, yani çok nam roket atar sistemleriyle, Katyuşa tipi roketlerle bunu yapabilecek olan sisteme sahipler. Hatta bazı veriler, ellerindeki bazı malzemenin 60 kilometre civarında olduğu söyleniyor. Özel bazı füzelerin ellerinde olduğu söyleniyor. Dikkat ediyorsan zaten Elbap ve Münbiç'e kadar ki olan bölgeye gidilmesini istenmesi sebeplerden bir tanesi bu. Yani o kritik olan 40 kilometre hattının gerisini atmaya çalışıyor Türkiye IŞİD'i. Hem de PYD'yi. Bugün işte konuştuğumuz konu o. Biz daha neresindeyiz biliyor musunuz? Bugün mesela bugünkü veriler itibariyle söyleyelim. Biz 1200 kilometre karelik bir alanı temizledik. 30. günde. Geride kalan 800 küsür metrekarelik bir alan. Yok. Yapmamız gereken yaklaşık 8000 metre. 8000 kilometre karelik. Yani biz şu anda 8'de birini temizledik. Ve en güçlü dirençlerin olacağı bölümlere gelmeye başladık. Yani bundan sonraki safhalar buradaki safhadan çok daha zorlu geçecek. Alan büyüyor. Alan büyüdükçe alanı kontrol etmen gereken insan kaynağı artıyor. İnsan savaş aracı kaynağı artıyor. Hem de zırhlı birlik ihtiyacı artıyor. Bugün artık konuşmaya geldiğimiz yer bunlar. O zaman bu atılan roketler içinde bulunduğumuz savaşın doğa sonuçları. Yani şu anda zaten bizden şu anda uzaklaştırabildiğimiz menzil şu anda 12 kilometre, 12-13 kilometre uzaklaştırabildik Türkiye sınırından. Aha. Yani daha geriye atmamız gereken yaklaşık bir 30 kilometrelik bir safha daha var. 30 kilometre daha geri atman gerekiyor ki bu biraz daha sürecek, öyle söyleyeyim. O zaman bunlar çokça konuşuldu, mevzusu da yapıldı diye sorayım. Düşen roketler değil. Hiçbir zaman düşmedi. Atılan roketler. Hep atılan roketlerdi. Hatta ben o dönemde bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Çok ilginçtir. Şu lafı hiç hoşlanmadığım için söylemiştim. Kilise roket düşmüyor. Kilise roket atılmıyor. Vatan toprağına atılıyor. Biz kilise roket düşüyor diye veya atılıyor diye rahatlıyorsak bizde bir gariplik vardır. Bakacağımız konu şu. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına roket atılıyor diye hepimizin bakması gerekiyor. İsimlendireceğimiz yer şu. Kilise saldırmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırıyor dediğinizde o zaman vatandaş veya o zaman millet oluyorsunuz. Yoksa kilise roket atmıyorlar. Kilis ayrı bir ülkenin toprakları değil. Bu ülkenin toprağını atıyorlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi biraz Fırat Kalkanı Operasyonu dedik. 30. günündeyiz dedik. Bunu biraz konuşalım ama bir harita üzerinden konuşalım. Tamam. İkinoğlu haritayı bir alalım. Arkadaşlar bir zahmet klimayı da biraz kapatırsanız dişlerimiz takırdamadan daha rahat konuşacağız. Ben arazi kıyafetli olduğum için farkındayım, senden evet, sen düşebilirsin normalde. Şimdi meşhur şeyleriyle Suriye pozisyonu. Suriye pozisyonu evet. Renkleriyle ayrıştırdığımız son durum. Şimdi burası üzerinden bize bir 30. günde neredeyiz, ne durumdayız Fırat Kalkanı Operasyonu biraz anlatabilir misin? Ya şöyle söyleyeyim, dediğim gibi operasyonun çok daha başlangıcındayız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği yer Elbap. Elbap'ı görüyorsunuz. Elbap şu anda yeşil olan bölüm, yani hemen Cerablus'tan başlayan Azez'e kadar olan bölüm şu anda kurtarılan bölüm. Elbap'a gitmemiz için gereken bölüm... Cerablus'tan, Membiş'ten yatay olarak Elbap'a evet, kadar. Evet, Mara'ya doğru gidiyor. Evet. Şu anda biz Çobanbey istikametine Elbap'a doğru iniyoruz. Aha. Bitecek mi? Bitmeyecek. Türkiye'nin gerçekten bir yer oluşturması isteniyorsa... Halep'teki biliyorsunuz, Halep'in orada bir kırmızı hat var görüyorsunuz. Hı hı. O Suriye'nin rejim kuvvetlerinin elinde bulunan bölüm. Türkiye'nin oraya kadar bölgeyi temizlemesi gerekiyor. Yani... oradaki sınır orası. Bu da yaklaşık bir 30 kilometre daha, ya doğrusu 20 kilometre kadar daha aşağı doğru inmemizi gerektirecek. Bu da bitmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarla söylediği, bölgeden çekilmesini istediğimiz, işte Membiş'in olduğu bölge, sarı bölgede, hı hı. PYD'nin kontrolü altında olan bölge. Burası da temizlenmesi gerekiyor.
O zaman iki tane güçle, iki tane unsurla karşı karşıya geleceğiz. Bunlardan bir tanesi şu anda geldiğimiz DAEŞ. Yine geldiğimiz ama şu anda bir şekilde durgunlaşan PYD ile uzun soluklu bir mücadelenin içerisinde olacağız. Gözüken tablo. 15-20 kilometre sonra da Şam yönetimiyle karşı karşıyayız. Ha? Yani muhtemelen benim tahminim ara bir tampon oluşturacaklardır. Çünkü şu andaki mutabık olunan ve Rusya ile de görüşülen konulardan bir tanesi DAEŞ'in bölgeden çıkartılması. Direkt Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Şeyh'in rejim kuvvetlerinin karşı karşıya gelmesi ihtimaline karşı bir ara tampon bölge bırakacaklardır diye değerlendiriyorum. Peki. Çünkü o çok tehlikeli bir karşılaşma olur, öyle söyleyeyim. Bu sefer başka bir ülkenin sahasında başka bir ülkeyle çatışırsınız ki bu sonuçları çok daha farklı bir yere götürebilir. İki, böyle bir şey olursa, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Arkamız veya arka kuzey doğumuz PYD-YPG efendim gerçi şeyimiz de öyle. Yok, orada bir tane daha bölge var. Kuzeybatımızda. Orası da öyle. Yani benim PYD-YPG. Benim en büyük hani endişe duyduğum ve sıkıntıyı ısrarla anlatmaya çalıştığım konu da zaten burada. Şimdi Membiç biraz daha yukarıda gözüküyor ama biraz daha aşağı doğru alınmış durumda şey. Biraz daha sarısı biraz daha aşağı doğru getirmek lazım PYD'nin. Biz Elbaba doğru giderken sağımızda PYD'ye yan veriyoruz. Solumuzda PYD'ye yan veriyoruz. Normalde bir cephede ilerlerken yani unsur anlamında herkesin anlayabileceği, çünkü bayan arkadaşlarla bizim anlayabileceğimiz dilden anlatım dedikleri için onun için anlatıyorum. Bir yere doğru ilerliyorsunuz. Karşınızda bir grup var. O grupla onu itiyorsunuz. Oradan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Gücünüzün tamamını öne vermeniz gerekiyor. Ama sağınızda ve solunuzda başka bir grup varsa bu sefer o iki grubu da kollamak zorundasınız. Yani normalde Elbaba giderken Silahlı Kuvvetlerin ve Özgür Suriye Ordusu'nun kullanacağı asker miktarı ve kuvvet miktarını 3 ile çarpıyorsunuz şu anda. Niye? Şu an öyle mi? Aynen öyle, şu anda öyle. Yani sağınızı ve solunuzu tedbiren almak zorundasınız. Çünkü bölgede o kadar daha önce ilginç olaylar yaşandı ki, bu ilginç olaylardan bir tanesi. Şimdi biz PYD ile IŞİD'in çatışıyor olduğunu söylüyoruz, değil mi? Evet, bazı gruplara çatışıyorlar, bazı gruplara hiç çatışmıyorlar ve bazı gruplar PYD'nin önünü açıyor. Zaman zaman özellikle Özgür Suriye Ordusu mevzu olduğunda bugüne kadar PYD ile IŞİD çok işbirliği yaptı. Yani korku şuradan kaynaklanıyor. PYD kendi içerisinden bir koridor açıp arkaya sarktırabilir şeyi, kuvvetleri. Çünkü şunu yapma şansına sahip değilsiniz. Burası sizin topraklarınız değil. Başka ülkenin topraklarındasınız ve bir şekilde güvenli bölge oluşturmaya çalışıyorsunuz. Siz ilerliyorsunuz. Arka tarafınızı, cephenizi boş bırakıyorsunuz. Yani ülke topraklarına yaklaşık 20-25 kilometre içeri doğru giriyorsunuz. İçeri doğru, evet. Arkası boş. O boşluğu bıraktığınız andan itibaren, o konvoyu kestiğiniz andan itibaren arkadan yaşanacak olan bir kuşatmanın bedeli çok ağır olur. Çok ağır olur. Öyle kolay falan da olmaz. O yüzden her gidişinizde sağınızı ve solunuzu kollamak zorunda kalıyorsunuz ki şu andaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Başka bir şey daha var. En çok endişe edilen konulardan bir tanesi de bu. Bölgede ilerlerken kimden atış edildiğini çok da anlamayabiliyorsunuz. Çünkü size atılan silahların çoğunluğu güdümlü tank savar silahları. Zaman zaman o kadar birbirine yakınlar ki unsurlar. Yani PYD ile IŞİD'in olduğu alanı bulamayabilirsiniz. Önünüzden beklerken yandan cepheden bir saldırıya uğrarsınız ve siz IŞİD'den bekliyor gibi olursunuz ama yandan yersiniz. Yani yandaki PYD'den roket yemişsinizdir. Hiç fark edemezsiniz. Çünkü öyle bir şansınız yok. O silahın nereden geldiğini bulma şansınız yok. Yani kameralarla o bölgeyi görüntüleme şansına sahip değilsiniz. Bugün sıkıntı, Elbaba giden sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani benim önerim hep baştan beri söylüyorum. Yani Membiç farklı farklı isimlerle söylüyorlar. Bu bölgenin silahlı kuvvetler tarafından alınmadan Elbaba gitmek ben olduğunu düşünüyorum. Sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Membiç'i almadan. Membiç'i almadan Elbaba gidildiğinde çok ciddi anlamda sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla... Kaç bin askerimiz var orada? Onu söylemeyeyim ama şöyle söyleyeyim sana. Amerikalıların şu gördüğünüz alanı gördünüz değil mi? Yani PYD'nin alanını gördünüz. Irak sınırından başlayıp bize kadar gelen bölge.
Bu bölge içerisinde Amerikan özel kuvvetlerinin toplam miktarı 75 kişi. Koca alanda. Koca alanda olan özel kuvvet personel miktarı 75 kişi. PYD'nin miktarı ne kadar? Değişik rakamlar söylenebiliyor. Ama silahlı olarak kullandıkları, buna PKK'da dahil olmak üzere olan silahlı unsurların toplam miktarı şu anda 40'la 60 binle 70 bin olan diye söylenen rakamlar var. Farklı farklı rakamlar var. Biz bunu ama ortalama 60 bin civarında şu anda kabul ediyoruz, öyle söyleyeyim size. Bunu destekleyen unsur sayısı bu kadar söylediğim rakam işte. Bu rakam neden önemli diye söylüyorum. Her bir özel kuvvetçi kendi bulundukları irtibat birimleriyle, hava kuvvetleriyle ve diğerleriyle aslında kuvvet çarpanı olarak değerlendiriliyor. Yani önünüzde 1000-1500 kişilik bir grubu yaklaşık bir tim, özel kuvvet timi yönetebilir. Sek ve idare edebilir. Aynı zamanda hava kuvvetleriyle ve topçu birlikleriyle destekleyebilir. O yüzden bizim bölgede de anormal bir özel kuvvet personeli bulundurmaya ihtiyaç yok. O bölgede de yeterli bir özel kuvvet personeli şu anda var. Gerekeni takviye yapılıyor ama bir kez daha söylüyorum. Gerekeni yapıyoruz ama bölge maalesef, yani son dönemdeki istihbarat bilgileri de bunu gösteriyor. Çok ciddi mayınlanmış, çok ciddi anlamda EYP döşenmiş durumda ve ciddi anlamda gelişmiş tank savar silahlarıyla teşkilatlandırılmış durumda. Daha anlaşılır sorayım. 4 şeritli bir yolda herkes 180-200'de gidiyor. PYD, YPG, Türkiye, Amerika, Rusya filan. Yan yana geliyor filan. Bu yol nerede bitecek, bu yolculuk? Vallahi şöyle söyleyeyim. Kaza olmaması için herkes çok uğraşıyor. Özellikle bu konuda hem 2. Ordu Komutanı şu anda bölgede. Hiç ayrılmıyor. Karargahını oraya kurmuş durumda şu anda. Zekai Paşa şu anda onunla beraber bölgede. Oraya giden zırhlı birliklerin komutanları o bölgede. Ve beraber harekatı idare etmeye çalışıyorlar. Beraber bu harekatı yönetiyorlar. Hatta hiçbiri bayram dahi gelmediler. Hala oradalardı. Hiçbiri ayrılmadılar bölgeden. Bir gün bile ayrılmadılar. Ama şöyle söyleyeyim. Kendi içerisinde 3 tane şey barındırıyor bu bölgede. Sıkıntı var. Bunlardan bir tanesi Rusya ile karşı karşıya gelme. Yani zaman zaman yaşanmış olan sıkıntılar var. İkincisi PYD üzerinden Amerika ile karşı karşıya gelme. Üçüncüsü de IŞİD'in yoğun bir şekilde başka unsurları da yanına alarak cepheden saldırma riski var. Bu üçü kendi, yani şeyin, savaşın doğası, bölgenin doğası gereği üçünde barındırıyor. O yüzden de yalnızca hani EYP ile uğraşmıyorsunuz. Aynı zamanda tuzaklarla da uğraşıyorsunuz. Tuzak da siyasi tuzaklar. Yani şeyle uğraşmıyorsunuz. Yani EYP patlar, tankın içindesinizdir, zarar görmeyebilirsiniz. Ama siyasi tuzakların bedeli çok ağır oluyor. İşte gördüğümüz Rus uçağının düşürülmesi örneği gibi. İşte 4 Temmuz'daki Süleymaniye'de çuval geçirme olayında olduğu gibi. Burası 4 Temmuz'a benzer çok fazla tuzağa barındırıyor şu anda. Hatta ben geçen gün bununla ilgili bir yazı yazdım. Yani yeni 4 Temmuz tuzaklarına çok dikkat etmek gerekiyor diye. Bence asıl problem burada başlayacak diye düşünüyorum. Yani tekrar askerimizin başına çuval geçirilmesinden yok, ondan bahsetmiyorum. Yani bir başıma çuval geçirmekten çok o olaya benzer tuzakları barındırıyor. Şimdi hatırla, o dönemde ki ben de çuval geçirme olayından sonra bölgeye giden ilk ekipten bir tanesiydim. Yaklaşık ondan sonraki bölgede ben kaldım o bölgede. Şeylerden bir tanesi, gördüğümüz sahnelerden bir tanesi şuydu. 4 Temmuz zamanı bir tek olayla yaşanan bir olay değildi. Tek olayla yaşanmadı o 4 Temmuz olayı. 4 Temmuz'a gelinceye kadar 4 Temmuz'a benzer yaklaşık 3 tane olay var. Biz dördüncüsünde çuval geçirme olayını yaşadık. Ve her defasında Amerikalılara söylenen şuydu. Türkler sizden habersiz bölgede operasyon yapıyorlar. Bölgede suikastler yapmaya çalışıyorlar. Asıl da Amerikalılarla beraber ortak çalışmıyorlar. Ve bir şekilde bu adamların buradan götürülmesi ve alınması gerekiyor. Yaklaşık işte Amerikalıların girişi Mart ayıdır biliyorsun. Mart'ta şey bitti, savaş bitti 2003'te. Olay da 4 Temmuz'da yaşandı. 4-5 ayda bu beyin yıkamasının sonucunda Amerikalılar en son Kerkük'ten bir grubu
Süleymaniye'deki birlik Kerkük valisine suikast düzenleyecekler diye biliyorsun olayı yaşattılar. Şimdi burası da aynı şeyi yaşıyor. Aynı riski biz şu anda burada yaşıyoruz. Birazdan muhtemelen değineceğiz. O bölge zamana geldiği hani zaman söyleyeceğiz. Oraya gelmişken hani söyleyebiliriz. Şimdi bölgede Amerikan askerleri var. Amerikalıların kullandıkları üsler var. Benim en büyük endişem, bir kez daha söylüyorum, yani içinde barındırdığı riski adlandırarak söyleyeyim. Şimdi Amerikalıların özel kuvvetleri şöyle çalışıyor bölgede. Aynı bizim gibi çalışıyorlar. Daha doğrusu biz de onlar gibi çalışıyoruz. Çünkü standart bir sistemde gidiyorlar. Önde bir tane grup var. O grubu eğitiyorsunuz, donatıyorsunuz ve ilerletiyorsunuz. Yani sizin ön piyadeniz gibi oluyor. Arkasında yaklaşık bir 40-50 metre, bazen 100 metre civarındaki bir yerden onunla beraber ilerliyorsunuz. Temas sağlandığında komuta size geçiyor. Hava kuvvetleri, topçular ve zırhlı birliklerle hedefleri imha ediyorsunuz. Tekrar ileri doğru gidiyorsunuz. Şimdi şöyle düşün. Amerikan özel kuvvetleri de bölgede. Yani PYD'nin o Membiş dedikleri bölgesinde de var. Afrin denen bölgesinde de var. Şimdi bölgede Amerikalılar var. Siz de biliyorsunuz aşağı yukarı yerlerini. Nereden biliyorsunuz? İncirlik'teki MOM merkezi sayesinde biliyorsunuz. İncirlik'teki koordinasyon merkezi sayesinde biliyorsunuz. İki merkezde tek tek yerleri biliniyor. Herhangi bir yere hava harekatı düzenleyecekseniz, topçu atışı yapacaksanız önce bu merkeze soruyorsunuz. Diyorsunuz ki o bölgede herhangi bir şey var mı? Hedef kıymetlendirisi yapıyorsunuz. Arkasından da bulunuyorsunuz veya atış ediyorsunuz. Peki, ani çatışma çıktı. Örnek vereyim. Tanklar ilerlerken sol tarafınızdan ateş geldi. Tuzak bu. Attılar iki tane füze. İsabet de aldı. İki tankınız da isabet aldı. Diğer tanklar döndü, ateşe başladılar. Ve bulundukları bölgeyi vurdular. Ve içerisinden de öyle bir 8-10 tane de şey çıktı. Vurdukları alanlarda. Amerikan Özel Kuvvetleri'nin personeli çıktı. Ne yapacaksınız? Ne olur? Ya Amerikalıların şöyle bir tavrı var, ben bunu söyleyeyim sana. Amerikalılar özel kuvvet personeline çok değer verirler. Amerikalıların gözünde özel kuvvet personeli çok değerlidir ve anormal şekilde de korurlar. Yani bir tane özel kuvvetçi hayatını kaybettiğinde yani Amerika'da kıyamet kopuyor, öyle söyleyeyim sana. Çok önem verdikleri bir birlikler onlar. Şey için söylüyorum, halkın da bakışı o şekilde. Şimdi düşün, tuzağın büyüklüğünü gördün mü? Rus uçağı. Politik tuzak, kamusal tuzak. Kamusal tuzak. Her türlü. Geldin. Zaten Türk-Amerikan ilişkilerinde yaratılmaya çalışan bir suni gerginlik var. Ve söylenecek ilk şeyi söyleyeyim ben size. 15 Temmuz öncesi yazılan yazılara bak. Hep şu şeyi pompalıyorlar. Bu şeyi pompalayanlar, bunları anlatanların en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Bunun gerçekleştireceği gerçeklikten, gerçekliğe bir türlü ulaşamadılar. Çok tuzak kurdular ama bu tuzağa bir türlü ulaşamadılar. Şimdi söylenen şey şu. Kontrolden çıkan... Bu kadar tuzak kurulacak zemin yoktu, şimdi çok müsait. Çok. Şimdi şöyle bir durum vardı ve şunu söylüyorlardı. Türkiye NATO'nun içerisinde kontrolsüz bir güç olmaya başladı. Yani kontrol edilemez bir hale geldi. Tezini çok yükleniyorlar. Özellikle Amerika'da birçok stratejist bunu çok fazlası yazmaya başladı. Her tarafta yazıyorlar. Açık açık yazıyorlar ve tabiri caizse edeplerini de aşarak yazıyorlar bunu. Şimdi düşün, al sana malzeme. Biz dememiş miydik kardeşim? İşte bak, beraber müttefik olarak gittiğimiz, IŞİD'le mücadele ederken gittiğimiz en değerli adamlarımızı işte şehit ettiler. Veya onların gözüyle öldürüldüler. Ne diyorsanız artık deyin. Bu gerilimi tekrar düzeltmekle çok uğraşırsın. Çok. Ben ısrarla sonra. O yüzden yazdım. Yeni 4 Temmuz tuzağıdır bu. Çünkü o dönemde Amerikalılar bizim başımıza çuval geçirerek anormal bir Türk-Amerikan ilişkilerinde gerginliğe ulaştılar ve hala unutmadık. Bak hala unutmadık diyorum. 4 Temmuz'da ben hep onu söylerim. Orada 13 tane vatan evladının başına çuval geçirilmedi. Türk milletinin başına çuval geçirildi. Amerikalılar da bunu tam tersi olarak algılayabilirler. Herhangi bir yaşanacak bir gerilimde kendi askerlerini öldüren bir grup olarak seni algılamaya başlar. Allah korusun, onlar bizim herhangi bir özel kuvvetimiz, herhangi bir askerimizi şehit ederlerse. Ya bunun tartışması hiç yapılacak diye bir şey yok. Yani hiç tartışacak bir şey yok. Dolayısıyla acayip hassas, pis hassas bir yerdeyiz. Yani bu sıkıntıyı aşmak için ne yapman gerekiyor biliyor musun?
Riski tespit edeceksin. Riski ortadan kaldıracak önlemleri yapacaksın. Ben o yazı yazarken şunu özellikle uyararak yazdım. Dedim ki bakın biz 4 Temmuz öncesinde Ankara'yı çok uyardık. Dedik ki ya Ankara bakın bir olay patlayacak burada ve bu gerilimi çözemeyeceğiz biz. Ne yapacaksak bize baştan emir verin. Yani çatışmaya gireceksek çatışmaya girelim. Angajman kuralını bize söyleyin. Nedir yani bunun sonucu? Ya Amerikalı birisi geldiğinde biz ne yapalım? İçeri mi alalım? Çatışalım mı? Yoksa kardeşim hiç irtibatı keselim mi? Ne yapacağımıza söyleyin ona göre yapalım. Bugün de yaşanan olaylardan bir tanesi bu. Ben de diyorum ki bugün yaşanan bir tuzak var. Bu tuzağı ortadan kaldıracak kim biliyor musun? İki tane makam var. Bunlardan bir tanesi siyaset, ikincisi dışişleri. Silahlı kuvvetler değil. Bunu silahlı kuvvetler kaldıramaz. Silahlı kuvvetlerde, dışişleride bununla ilgili şeyi kuracak, irtibatı kuracak. Çünkü çatışma çıktığında o anda artık kuramazsın. Öncesinde uyaracaksın. Diyeceksin ki bakın böyle bir gerilim var, böyle bir tuzağı görüyoruz. Uyarıyoruz. Bu uyarıya yapacağımız şeyler neyse bunları çözelim. Bak, örneği üzerinden gideyim çok daha net anlaşılsın. Rus uçağıyla ilgili olayı hatırlıyorsun değil mi? Ondan yaklaşık 3 tane örnek yaşandı. 3 örnek yaşanmıştı. Rus Hava Kuvvetleri komutanı, Rus uçağını düşürmesinden bir hafta önce biliyorsun Ankara'da genelkurmaya geldi. Onunla toplantı yapıldı. Ve bu olayı nasıl çözebiliriz ve bu riski niye nasıl önleriz diye bir toplantının sonucunda Rus uçağı düştü. Anla. Göstere göstere. Göstere göstere. Yani gelin irtibat kuralım, bunu çözelim. Nasıl yapacaksak yapalım. Karşılıklı telefon hatları kuralım. Onlar bizi arasınlar, biz onları arayalım şeklinde konuşulurken yaşandı olay. Ve kendi topraklarımızdaydık bak unutma. Şimdi başka bir topraktayız. Başka toprağın içerisindeki batak, asıl batak bu. Yani siyasal komple kurulacak bir alan burası. Benim endişe ettiğim yer bu. O yüzden de hani bunu umarım özellikle ısrarla vurguluyorum. Haksız çıkarsın. Üç nolu videoyu bir alalım. Orada askerlerimiz Fırat Kalkanı operasyonunda böyle mücadele ediyor. İçeriğimiz size sana söylediğim şey bu. Birileri tespit ediyor ve atış yapılarak tek tek hedefler vuruluyor. Bunlar fırtına obüsleri. Şu andaki ana gücümüz de şu anda sınırda bunlar. 40 kilometreye kadarki olan menzilleriyle otomatik olarak hedefleri kendileri belirliyor, atış edebiliyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Bir taraftan FETÖ operasyonu, bir taraftan sınırda böyle mücadele eden askerler. Temasın bizden daha fazla. Moral motivasyonları, hisleri bu tankların içinde, o cephede. Ne durumda? Biz bayram yaptık. 9 gün tatil yaptık biliyorsun. Hiçbiri tatil yapmadı. İşin ilginç tarafı şöyle. Biraz istersen oradaki tam şu andaki bizim silahlı kuvvetler ne yapıyor tam anlatayım. Herkes çok daha net anlasın. Lütfen. Şu bir haritayı tekrar yani arkadaşlar koyarsa harita üzerinden neler yapıldığını. İkin oğlu haritayı bir daha alalım arkadaşlar. Hatta şey vardı bir tane Elbaba ne kadar uzaklığı olan bir haritamız belki var. 5 nolu haritayı alalım. Çünkü o daha böyle çok daha Mara hattına olan Elbap mesafesi yani olan şey. Bunu bu da olabilir, bu da olabilir. Sorun değil. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Buradaki en büyük problem de 6'yı verin 6'yı arkadaşlar. Özür dilerim düzeltiyorum. 6 nolu şeyi. Bunu mu kastediyordun? Evet bunu kastediyorum. Hı-hı. Şimdi buradaki en büyük problemimiz şu. Dikkat ediyorsan büyük bir cephe hattında girilmiş durumda. Bu cephenin genişliğine kadar yaklaşık 90 kilometre. 90 kilometrelik bir hat ne demektir biliyor musun? İstanbul'dan Gebze'den başlıyorsun. Herhalde Tekirdağ'a kadar mı? Veya biraz daha ilerisi galiba. Yani bu hattı düşünsünler İstanbullular. Bu kadar uzun bir hatta bizim silahlı kuvvetler unsurları da karşı tarafa geçmiş durumda. Ve kontrolü sağlamaya çalışıyor. Ve her bir yerin karşısında bir düşman var. Düşman da köylerde, arazide mevzilenmiş durumda. Bombalı araçlarla saldırıyor. Bugün Azez'e, bak Azez ne kadar uzaklıkta? Normalde baktığında çok uzakta değil mi? Bugün Azez'e bombalı araçla saldırı yapıldı. Peki Azez'e bombalı araçla saldırı yapması için adamın nereden geçmesi gerekiyor? Bak bakalım haritaya. Abi yeşili görüyor musun? Hı-hı. Siyah IŞİD'in olduğu bölge. Yani yaklaşık 7-8 kilometrelik bir hattı arabayla geçmesi gerekiyor. Bugün Azez'de bomba patladı. Peki sence 7-8 kilometrelik hattan mı geçmiştir?
Yoksa deminden beri söylemeye çalıştığım o sarı bir hat var bak. O da PYD'nin kontrol hattı. Hangisinden daha geçmesi kolay Azize? Sarı hattan. Ya işte. Benim anlatmaya çalıştığım sıkıntı bu. Bu hattın içerisinde silahlı kuvvetler personeli yaklaşık 30 günden beri, ki daha öncesi var, daha önce de karşı geçirmiş olan hazırlıklar yapılan bölümler var. Yaklaşık buna 45 gün diyelim. 45 günden beri askerlerimiz karşıda. Ve o bölgede bulunuyorlar. Ve hiç geri çekilmediler. Bazıları geri çekiliyor. Mesela Özgür Sürü Ordusu'nun adamları akşamleyin geri çekiliyorlar. İstirahat ediyorlar. Tekrar sabahleyin tekrar çatışma ortamına gidiyorlar. Ama silahlı kuvvetler mensupları gittikleri son hatta kalıyorlar. Şunu bize yani, başar mısın? Biz Özgür Suriye Ordusu'nu arkadan kollayarak mı ilerliyoruz? Biz Türk bazen, Silahlı Kuvvetleri olarak orada ilerliyor muyuz? İkisi de. Çünkü şöyle bir şey var. Bu proje, bugün yaşananlar açıkçası Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu'ndan daha önemli bir projesi. Nedir o? Birincisi IŞİD'den bölgenin kurtarılması. İkincisi sınır güvenliğinin sağlanması. İşte Kilis'teki olaylar dahil olmak üzere. Üçüncüsü PYD ile komşu olmak isteğinin olmaması isteğinin üzerine kurgulanmış durumda. Yani asıl aslında istekli olması gereken ülke hangisi? Türkiye olmak zorunda. O yüzden de başkası adına bir şey yaptırmaktan çok silahlı kuvvetlerin kendi birimleri bunu yapmak zorunda. Ben o yüzden hani kim önde kim arkadası önemli değil. Evet, bugün o bölgede yapılanların içerisinde silahlı kuvvetlerin çok önemli bir mensupları bölgede. Zaman zaman öne geçiyorlar. Zaman zaman bir adım geri geliyorlar. Sıkıştıkları alanda, öndeki grup sıkıştığında önüne geçebiliyor. Öndeki bir grup geldi, örnek vereyim. Öndeki bir grup geldi, sıkıştı, ilerleyemiyor. Tanklar hemen arkasına diziliyorlar. Çünkü tankların menzili ondan çok daha uzak olduğu için, daha uzun menzilli olduğu için tanklar ateş etmeye başlıyor. Ateş etmeye başladığı andan itibaren onun aslında önüne geçmiştir. Başka bir şey oldu. Çok önemli bir kritik yer oldu. Özel kuvvet personeli ön tarafa ilerliyor. Hedef tespitlerini onlar yapıyorlar. Ve hava kuvvetlerini yönlendirip ateş ediyorlar. Yani burada şöyle bir durum yok. Hep biz arkada kalacağız. Hep de arkada ilerleyeceğiz gibi bir durum yok. Çünkü şu da yaşanabiliyor. Onu da söyleyeyim sana. Mesela zaman zaman bölgede şu yaşandı. Özgür Suriye Ordusu bir yerleri alıyor. Örnek vereyim 5-6 tane köy alıyor sabahleyin. Bir bakıyorsun ertesi sabahleyin bütün köyler işlerine geçmiş. Bu sefer ikinci defa alması gereken kim oluyor biliyor musun? Türk ordusu alıyor tekrar. Tekrar teslim ediyor. Tekrar ilerleniyor. Adım adım gidiliyor. Bu PYD için de geçerli. PYD de Amerikalılarla aynı şekilde çalışıyor. Yani burada hani Özgür Suriye Ordusu kötü savaşıyor, PYD iyi savaşıyor gibi bir şey yok. Çünkü bu adamların hiçbiri profesyonel asker falan değiller. Görüntülerde görüyorsun. Kendi ülkesiyle için mücadele eden de var. Kimisi terörist diyor bu adamlara, kimisi vatanını koruyan insanlar diyor. Farklı farklı nitelendiriliyorlar ama hiçbiri şey değil, profesyonel asker değil. Zamanında kimisi nalbur, kimisi çiftçi, kimisi doktor. Şu anda ellerinden geldiği kadar kendilerine güvenli bölge yaratmaya çalışan insanlardan bahsediyoruz. O yüzden söylüyorum. Yani onları şu anda suçlayamayız. Kardeşim size saldırıldığında niye geri çekiliyorsunuz deme şansına sahip değiliz. İşte o anda devreye şey giriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri giriyor ve dengeyi sağlıyor. Tekrar dengeye sağladıktan sonra tekrar Özgür Suriye Ordusu'nun ön plana çıkmasına yol açıyor. Yoksa başka türlü olmaz. Erken bir soru belki. Aslında işin adını şöyle koyalım mı? Amerika, Türkiye, Rusya, IŞİD'i filan bir kenara koyuyorum. IŞİD'i de belki bir ülkeler kümesiyle belki adını vermek lazım. Geçtik. Aynı havuzda, aynı kovanın içinde adı DAEŞ'le, IŞİD'le mücadele olan bir adı olan ama az önce yaptığım benzetmeyle böyle zaman zaman dip dibe gelen, zaman zaman ayrışan dört şeritli orada 180-200'de gidiyoruz. Yine sana diyorlarmış hepimizin anlayacağı şekilde biz nereye gidiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Bugüne kadar söylediğimiz sınırlarımızı korumak, evet, DAEŞ'le mücadele. Buraya ekleyeceğin üçüncü başka bir şey var mı? Var. Güvenli bölge kimler için? Suriyeli mülteciler için. Bir kısmının geri dönmesi için. Bak Cerablus örneği çok güzel bir örnek aslında. Cerablus halkı hemen gitti biliyorsun köyüne yerleşti. Şu anda
yani şehrine yerleşti. Çoban Bey'e hemen insanlar gittiler. Şimdi biz şöyle zannediyoruz insanları. Bu insanlar ne olursa olsun geri dönmeyecekler. Yani niye dönmesin ya? Yani ben gittiğimde gördüm insanların yaşadıkları yerleri. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu insanlara inanılmaz bir güzel kamplar kuruyor. Ama ne yaparsan yap, bir tane baraka. Vatandır yani. Ya baraka yani. Ve o barakanın içerisinde yaşamak zorundasın. O öbür tarafta evi var ve evi hemen sınırın dibinde. Açtığında anında insanlar karşıya geçmeye başlayacaklar. Bu bölgede eğer gerçek anlamda bir temizlik yapılırsa ve bölge kurtarılırsa, başlangıç itibariyle ilk bize geçen, şu anda Kamışlı bölgesinde, Kilis bölgesinde, Kargımış bölgesinde, Oğuz elinde, işte Nizip'te kalan, İslahiye'de kalan birçok kamptaki kişi karşıya geçecek. Bu da nereden bakarsan bak 200 bin civarında bir insan demektir. Bu insanların tekrar topraklarında evlerine kavuşması demektir. Bence çok da önemli bir şey. Bunu da ihmal etmemek gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü biz şunu konuşuyoruz devamlı. İnsanlar şunu konuşuyorlar, ne diyorlar? Yani işte bazı şehirlerin nüfusu şeyden azaldı. Yani Kilis'teki Suriyeli sayısı Kilis vatandaşlarından, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çok daha az konuşuluyor. İşte bunlar bu şekilde ancak halledilebilecek. Şöyle söyleyeyim. Zaman zaman şu çok tartışıldı. Bugün de mesela gündeme getirildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği ve ilk defa Joe Biden'da galiba veya Dışişleri Bakanı da, Amerikan Dışişleri Bakanı da şey söyledi. İlk defa hani uçuşa yasak bölge kavramını konuşabiliriz diye bir konu açtılar, biliyorsun. Hatırlıyorsun. Türkiye kaç yıl önce bunu söylemişti? 3 yıl önce söylemişti. Ben gidecektim sen işte. 3 yıl önce söyledi. 3 yıl önce gelin şurada bir aynı Irak'ta yaptığınız gibi, aynı Libya'da yaptığınız gibi, aynı gecikmiş olsa bile Kosova'da yaptığınız gibi yapın. Bu olsa Rus uçağı düşmeyecekti. Efendim? Bu olsa Rus uçağı da düşmeyecekti. Yani Rus uçağı düşmeyecekti ama başka tuzaklar muhtemelen olacaktı. Ben hani bu coğrafyanın şöyle bir tuhaf tarafı var. Bunu çok gördüm ve bu gördüklerim beni hepsinden ürkütmüştür. Burada yalan, bir şeyin yalanı söylenir. Küçük bir yalan söylenir. Bu küçük yalan bir müddet sonra büyük yalan döner. Büyük bir yalan daha sonra gerçek zannedilir. Gerçek zannettikten sonra savaş çıkar bu coğrafyada. Çok gördüm. Küçük yalanlar üzerine burada savaş çıkartmıştır. Küçük yalanlar üzerine. En büyük yalancı da bölgede kimyasal savaş, kimyasal silah üretiliyor. Nükleer silah üretiliyor. Kitle imha silahları üretiliyor diye gelen insanlardır. Hepimiz buna inandık. Bu ülkede hatırlasana birçok görüntüyü hatırlıyor musun o dönemde? Hepimiz öleceğiz diye korktuk. Hepimiz ölüyorduk. Vay be dedik. Neler saklanmış yerin altında dedik. Yer altına koymuş. Hatta canımızı zor kurtarmışız dedik. Hatta cehennem topu diye bir şey vardı biliyorsun. 200 kilometre uzağa atacak şeyler vardı. Nükleer füzeler vardı. Bunlar konuşuldu. Daha sonra bir gün herkes dedi ki kusura bakmayın pardon ya biz aslında bunlar yokmuş ama bizi istihbarat raporlarıyla aldatmışlar dendi hatırlarsan. İstihbarat raporlarıyla. İstihbarat raporlarını veren kimdi? Kendi ülkelerinin kendi istihbaratçıları vermişti bunu. Yoksa hani Rus istihbaratı Amerikalılara, İngilizlere, Fransızlara burada bir nükleer silah var falan demedi yani. Söyleyen kendi ülkelerinin istihbaratları, kendi istihbaratlarının vermiş olduğu yanlış bilgilerle bölgeye geldiler. O yüzden de şunu söylüyorum. Bölgede çok tuzak kurmaya müsait. Aslında bunların hepsi Colin Powell'ın, Condoleezza Rice'in yanlış anlamaları. Yok, onu yaşa tutmaz. Peki. Ben hani 91'den bahsediyorum. Biliyorum. Ben 91'lere falan geliyorum. O zaman daha onlar yani... Aa pardon. Sen ikisi Saddam dönemi. Birinci ben, Saddam dönemi. Ben birinci... Kuveyt dönemi aslında pardon. Oradan başlıyor. Hikayenin başlangıcı oradan başladığı için. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye kendi göbek bağını kesmediği müddetçe, bak bir kez daha söylüyorum. Kendi göbek bağını kesmediği müddetçe bu sorun çözülmeyecek. Amerikalıların çok ilginç bir çalışma sistemleri var. Ben bunu sana söyleyeyim. Aradan sonra söyler misin? Olur söyleyeyim. Çünkü o bundan sonra yaşanacakların her birinin şeyini belirleyecek. Yol haritasını belirleyecek. Peki, kısa yani bir araya toplumda gidelim. Oradan nereye gideceğimizi anlasın diye söylüyorum. Bir araya gidelim. Aranın sonrasında bu perspektifi yapalım. Kısa bir ara. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Araya gitmeden Mete Yarar dedi ki bir model, bir şablon vereceğim. Bundan sonrakilere ilişkin bir perspektif olur. Amerikalılar bir şeyi size yaptırtmak istemiyorsa ne yapar sorusunun cevabını vereceğim. Amerikalılar eğer sizin tek başınıza bir şey yapmaya karar verdiğinizi anlarlarsa ve söz dinlemeyeceğinizi,
tabiri caizse burnunuzun dikenince gideceğini hissederlerse muhakkak ya projenin içine girmek isterler ya da gelin beraber komisyon kuralım derler. Örnekten anlatayım istersen. Bir örnekle anlatayım. Hatırla, biz özellikle Kuzey Irak'ta operasyonlara başlayacaktık bu 2003'ten sonraki dönemde. Türkiye artık o kadar çok problem olmaya başladı ki, Türkiye dedi ki ben sınırları artık kapatacağım, sizin buradan geçişinize izin vermeyeceğim. Amerikalılar lojistiği burada yapılıyordu. Biz Irak'ta saldırılar oluyor bize, biz bir şekilde bununla mücadele etmek zorundayız. Ya siz mücadele edin ya biz mücadele edelim. Böyle bir teklifle gelmişti o dönemin Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakanı. Gelen ilk teklif neydi hatırlıyor musun? İstihbarat paylaşımı için bir ortak şey kuralım, yer kuralım. Kimler yer alsın bunun içerisinde? Amerikalılar, Türkler, yani bizim heyet artı Irak yetkilileri olsun. Anlık istihbarat paylaşalım ve anlık istihbaratla gidin siz operasyon yapın. Hiç öyle anlık istihbarat olmadı. Hiç hayatı boyunca hiç anlık istihbarat olmadı. Ve Türkiye yaklaşık 1,5 sene bu komisyonun kurulmasıyla ilgili çalıştı. Arkasından bu Kuzey Suriye'deki olaylar çıktıktan sonra Türkiye güvenli bölgeyle ilgili dedi ki kardeşim ben buradaki insanların desteklenmesini istiyorum ve bu sorunun çözülmesini istiyorum. Ya siz yapın ya ben yapacağım dedi. Türkiye tam yapmaya karar verdi. Yok dediler, biz de şeyin içerisinde olacağız. Bu projenin içinde olacağız. Ondan sonra biliyorsun Eğit Donat projesi hayata geçirildi. Eğit Donat projesi hayata geçirildiğinde Türkiye iki tane merkez açıldı. Bir tanesi Türkiye'deki MOM diye adlandırılan Müşterek Operasyon Merkezi İncirlik'te. Bir tanesi de MOÇ diye bir merkez. O da şeyde Ürdün'de. MOM'un merkezinde proje şuydu. Türkiye'ye gelecek olan kişiler tespit edilecek. Bunlar bir teste tabi tutulacak. Güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak. Arkasından eğitilecek, donatılacak. Bölgeye gönderilecek. Yaklaşık bir sene neyin kavgası sürdü biliyor musun? Kim eğitilecek kavgası sürdü. Türkiye dedi ki kardeşim biz bölgede birilerini eğiteceksek bu adamların hepsi daha sonra kimsenin başına bela olmayacak adamlar olsun. O yüzden de bunun seçimini biz yapacağız. Bir sene bu tartışıldı. Arkasından nasıl eğitileceği tartışıldı. Arkasından da bu adamlar nereye gidecekler ve kimle mücadele edecekler tartışıldı. Tam 3 yıl. Bir türlü hayata geçmeyen geçti, ilk donat projesi. Geçti. Doğru. Ama geçti. Ha şöyle geçti. Nasıl geçti? Önce sayı düştü. Arkasından eğitim farklı bir boyuta geldi. Arkasından adamları öyle bir yerlere gönderdiler ki daha gider gitmez adamlar öldürüldü veya esir alındı. Yani planı başarısız kılmak istiyorlarsa adamlar bu işi iyi biliyorlar kardeşim. Buradan, hakkını yemeyelim. Yani buradan gel bugüne. Bugüne geliyorum. Şimdi tam Türkiye işin içine girdi. Gerçekten de çok hızlı bir şekilde harekatı ilerletmeye başladı. Arkasından Çoban Bey hekimler geldi. Zınk diye şey indi. Helikopterle Amerikan Özel Kuvvetleri geldi. Dedi ki biz de buradayız. Zaten koalisyonun içinde de varız. Beraber yapalım. Gelir gelmez kavga çıktı biliyorsun şeyde Çoban Bey'de. Ne kavgası çıktı? Bu harekatın içerisinde olan bazı gruplar dediler ki Amerikalılar varsa biz yokuz kardeşim. Deyip çekildiler. Ve çekilen grup çok ciddi bir gruptu. Ve en sıkı çatışan gruplardan bir tanesiydi. Çünkü antipatileri vardı Amerikalılara ve dedi ki ben bunlar varsa biz yokuz arkadaşlar dediler. Al sana bir tane şey. Sonra da iyi geldi adamlar ama şey için geldiler adamlar. Dediler ki biz yani koalisyon için geldik yani biz koalisyon içerisinde yer alıyoruz. O yüzden geldik dediler. Ama gelmelerinin antipati yaratacağını onlar bilmiyorlar mıydı zannediyorsun sen? Sonra da terk ettiler. Yok terk etmediler. Hala bölgedeler. Farklı alanlara gittiler. Ama zaten yapılması gereken istenen şeylerden bir tanesine oldular. Yani suya taş attılar ve su bulandı. Şu Türkmenlerin tekbirlerle kovaladıkları demeyeyim de uğurladıkları hadi daha kibar bir ifade olsun. Çoban Bey'le değil miydi? Çoban Bey evet. Ama Çoban Bey ama yani bölgeyi terk etmediler. Daha ileriki bir bölgeye, daha farklı bir bölgeye götürüldüler. Adamlar dediler ki biz bölgedeyiz, yanınıza gelmek istiyoruz dediler. Yani sonuçta bugün yaptığımız operasyon, tek başımıza yaptığımız bir operasyon değil ki. Kimle yapıyoruz? Koalisyon güçleri yapıyoruz. Hangi kapsamda yapıyoruz? IŞİD'le mücadele için kurulan koalisyon kapsamında yapıyoruz biz şu anda bu operasyonu. Ya aslında arkasında bir şey de var. Yani uluslararası toplumun da bir desteği var bu operasyona. Şey dedi ki ben geliyorum dedi.
Gelme diyemiyorsun. Geldiği andan itibaren ne değişiyor? İhtiyacımız var mıydı Amerikan özel kuvvetlerimizin yanımıza gelmesine? Yok. Benim özel kuvvetlerim var zaten orada. Yeteri kadar icra ediyorlar mı? Ediyorlar. Ama o geldiği andan itibaren olayın içine su karışıyor. İşte bir şey söyleyeyim ya sorayım. Aslında IŞİD'le mücadele edilmiyor mu? Kimden bahsediyorsun? Amerikalardan mı bahsediyorsun? Yok. Yani Türkiye kendi güvenliğiyle, Amerika PYD'nin güvenliğiyle, Rusya merkez yönetim kendi derdinde. Sanki ortaya çıkan tablo herkes bir payını alacak. Türkiye kendi güvenliği. IŞİD burada bir gerekçe miş gibi duruyor. Tabii ki orada fiili bir mücadele yürütülüyor. DAEŞ kampları bombalanıyor. Askerlerimiz bununla mücadele ediyor ama işin siyasi tarafı sanki daha çok bu gibi gözüküyor. Ben şöyle söyleyeyim. Eğer siyasi bir taraf aramaya kalksaydık Türkiye'nin elinde o kadar çok fırsat vardı ki 7 Haziran'dan sonra başlayan ve yaklaşık bir seneyi geçen bölgede yaşanan brikatların ana malzeme ikmal noktasının Suriye olduğunu Türkiye bilmiyor mu? Her gün Türkiye'de ele geçirilen bir silah ve ekipmanın aslında PYD'ye götürülen silahlar olduğunu biz bilmiyor muyuz? Her biriyle ilgili istihbarat raporu olarak önlerine koymadık mı? Bu malzeme sizin verdiğiniz malzeme demedik mi? Türkiye'de son dönemde tanklarımıza yapılan saldırı, Türkiye topraklarına yapılan saldırıların içerisinde Amerikalıların, Almanların, Fransızların verdiği silahların olduğunu biz bilmiyor muyuz? Ne zamandan beri PKK Milan kullanmaya başladı? Nereden buldular Milan'ı? Pazarı mı var bunun? Herhangi bir yerden marketten mi alıyorlar? PYD'ye gönderilen ve hatta bugün siz ilk bölümde canlı yayındayken önce bağlanan Sayın Cumhurbaşkanı'na ısrarla söylediği, siz kardeşim nasıl direkt hala, çünkü bugün açıklanan bir kararla biliyorsun, PYD'ye direkt silah yardım yapma kararı aldı Amerika. Ve hem Cumhurbaşkanı bunu Amerika topraklarına yani ABD topraklarında eleştirdi. Sayın Başbakan da aynı konuyu eleştirdi. Biz muhataplarımıza bununla şey yapacağız dedi. Yani bununla ilgili her türlü konuyu konuşacağız dedi. Yani düşünsene. Yani bak kimseye verilmeyen özel bir silah var. Bir şey söyleyeyim. Javelin diye bir silah var. Bak Javelin diye bir silah var. Javelin teknolojik anlamda neredeyse kimsede olmayan bir silah. Nasıl bir silah biliyor musun? Normalde bütün tank savar silahları örnekle anlatalım. Şu bir tank. Tank savar silahı da burada. Tank savar silahın füzesi direkt gider. Yani buradan atılan bir füze bu şekilde gider. Direkt gider. Javelin ise şöyle çalışıyor. Javelin önce havaya doğru çıkıyor. Havadan aşağı doğru iniyor. Yani tankın en zayıf olan yeri olan yukarıdan vuruyor. Bak bu sistem hiçbir şeyde yok. Ülkenin kullandığı bir sistem değil. En gelişmiş tank savar silahı bu. Kimde? Amerikalılarda var. Amerikalılar şeye verdi bu silahı. PYD'ye verdi. PYD'nin elinde bu silahın kullanılan görüntüleri yayınlandı. Yani PYD'de bu şeyleri... Yok, Javelin'i Türkiye'ye göndermedi. Aynen. Yani o kadar da şeylik yapmıyorlar. Hainlik yapmıyorlar demek ki. Ona o kadar müsaade etmiyorlar. Ama Javelin'i adamların eline verdiler ve kullandırdılar böyle. Bunu DAEŞ'in tanklarıyla mücadele için vermedi herhalde. DAEŞ'in kaç tane tankı var ki? Hayır, gerek yok ki. Bu kadar gelişmiş bir tank yok ki elinde Javelin atsın. Javelin atmasına gerek yok. Burada gösterdiği başka bir boyut var. Ben hep şunu söylemeye çalışıyorum. Anlatmaya çalıştığım gerçeklikle onun üzerinden kurgulanmayı. Şimdi bir sorunu algılamaya çalıştığınızda boyutu en küçük boyutta mı algılarsınız? Yani sorunu en küçük boyutta mı algılarsınız? Yoksa sorunu reel anlamda doğru koyup ona tedaviye mi başlarsınız? Evet, bugün Türkiye'nin PYD konusunda Amerika ile aynı düşünmediğini artık herkes biliyor. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor, Başbakan da açıklıyor. Silahlı kuvvetlerin en tepesindeki Genelkurmay Başkanı da açıklıyor. Herkes açıklıyor. Diyor kardeşim aynı düşünmüyoruz. Sen PYD'yi bir terör örgütü olarak görmüyorsun, biz terör örgütü olarak görüyoruz. Çünkü her verdiğim malzeme benim ülkemde benim bir askerimin, bir polisimin veya bir vatandaşımın canı alıyordu. Ve bunu ilk defa söylemiyoruz ve hala devam ediyor. Ya PYD'ye ilk silah atıldığı andan itibaren başladı. İlk silah atılmaya başladığı anda biliyorsun Kobani'dir. Havadan. Aynen, Arap'tan başlayan, o dönemde başlayan, havadan ilk atılan silahlarla başlayan dönemdir. O günden beri gelinen noktada buradayız. Ve gittikçe artan, daha farklı gelişmiş silahlarına gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz.
bu dönemin içerisinde Türkiye'nin yalnızca pozisyonu eşit olamaz zaten. Eşit olamaz, bak bir kez daha söylüyorum. Yani önümüzdeki dönemde biz bir şekilde PYD ile Suriye topraklarında veya kendi topraklarımızın karşısında karşı karşıya geleceğiz. Kaçınılmaz bir gerçek bu. Kaçınılmaz bir gerçek. Bu gerçekliğin adını doğru koyalım. Çünkü karşımızda... Adını doğru koyalım, biz PYD ile karşı karşıya gelmeyeceğiz. Aslında Amerika ile karşı karşıya geleceğiz. Yok, Amerika hiçbir zaman bu şekilde bir karşı karşıya gelmez. Ama bu karşı karşıya gelme sırasında pozisyonunu belirleyecek olan Türkiye olacak. Neden Türkiye belirleyecek? Bakın, demin onu atmaya çalıştım, yani bir Amerikalıların taktiğini atmaya çalışmıştım. Siz yaparsınız. Yaptığınız niye? Önce içinde yer almaya çalışırlar. Eğer hala devam ediyorsanız ve ısrarla devam ediyorsanız pozisyon değiştirirler. 1974 Kıbrıs Harekatı bunun en önemli olaylarından bir tanesi, işaretidir. Yani Türkiye vazgeçilemeyecek kadar büyük bir ortaktır. Başkasının eline, başka bir ülkenin veya başka bir grupla beraber ortak hareket ettiğinde pozisyonu değiştirecek kadar da önemli bir ülkedir. Bunu niye söylüyorum? İşte Rusya ile ortak hareket etmeye kalktığınızda Amerikan tavrına bakın. Biz Rusya ile yakınlaşmaya başladık. Anında şey değişti. Hiç bugüne kadar bu güvenli bölgeyle ilgili konuda hiç yardım etmeyen Amerika bir anda şey söyledi. Ya bu konuda sizin aynı düşünmeye başlıyoruz. Hani müttefiklik gereği beraber ortak hareket edebilir miyiz? Günaydın. Günaydın. O yüzden söylüyorum, yani Türkiye kendi gücünü bilip ona göre hareket ettiğinde doğru pozisyon alıyor. Ama bunu yaparken şöyle yapmak doğru olmadığını bir kez daha söyleyeyim. Yani düşmanlıklar üzerine kurmayalım. Yani Amerika Türkiye'nin düşmanı mıdır? Peki ben de bu soruyu sordum, soracağım. Dünyada kaç tane ülke birbirinin dostudur gerçek anlamda? Yoktur. Yoktur. O zaman dostluk veya düşmanlık diye ayırmayın. Yapacağınız tek şey nedir? Ülkelerin kendi çıkarlarıdır. Burada bir şey söyleyeyim, bir yazından alıntıyla. PYD'nin Türkiye'yi uluslararası kamuoyuna düşmanca tavırlar sergiliyor diye şikayet ederken bir taraftan da sınırda hiçbir güvenlik tedbiri alma gereği duymadığını yazıyorsun ve sonra diyorsun ki bunun nedeni bizim pusu kültüründen değil düello kültüründen geldiğimizi biliyor olmaları. Yani bizim namet olmadığımızı biliyor. Çünkü bak şöyle söyleyeyim. Çatışırsak çatı çat. Yani şunu anlatacağım. Bunu yani niye çok söylüyorum? Uzun. Yani bir sınırı bir şöyle devam ediyorsun. Haritayı koyar mısın? Bir harita üzerine anlatayım tam anlayacaklar. Hangisini diyorsun? O şey tam PYD'nin sınırdaki bütün yani ilk koordinatları olan ilk haritayı diyorsun. Evet, haritayı. 2-0 harita. 2-0 haritayı bir alalım. Ondan sonra sorunu sor istersen. Diyorsun ki yani ister güvenli bölgenin güvenliğini sağlamak için olsun, isterse PKK desteğini kesmek için Suriye'de PYD ile son sözün söyleneceği bir karşılaşma kesinlikle olacaktır. Bunun için de planlamanın bugünden yapılması gerekir. Evet. Aynen. Şimdi bak, Cize'den başlayan yani Irak sınırının, Irak ve Suriye sınırının kesiş noktadan başlayan ve işte nereye kadar geliyor? Fırat'a kadar gelen, arkasından da Kilis'ten başlayan Hatay'a kadar, Hatay'ın belli bir kısmına kadar gelen yer olarak alalım şeyi. Bu ne kadar yaklaşık bir kilometre? 600 küsur kilometre. Tamam, 600 küsur kilometrede biz şu anda PYD ile sınırdaşız. PYD bize ne diyor biliyor musun? Diyor ki siz bizim düşmanımızsınız. Hatta diyor ki zaman zaman işte bölgede bazı grupları Türkiye'den şeyden geçiriyorsunuz ve bize eylem yaptırıyorsunuz. Hatırla birkaç defa Kobani'de bombalar patladığında Türkiye'den geçirildiğini iddia etmişlerdi. Daha sonra kendi adamları bile aslında oradan gelmediklerini, o adamların Cerablus tarafından geldiği ortaya çıkmıştı. Şimdi şöyle düşün. 600 kilometrelik bir sınır hattı var. Biz bu 600 kilometrelik sınır hattında karşımızdaki kişinin ne olduğunu bildiğimiz için ne yapıyoruz? Sınır hattına şu anda neler örüyoruz? Duvarlar örüyoruz. Ne yapıyoruz? Mayın döşüyoruz. Ne yapıyoruz? İşte askerlerimizin yaklaşık neredeyse büyük bir çoğunluğu bölgede sınırı korumaya çalışıyor. Neyi? Koruyorsun. Adamı şeyi koruyorsun. Ama öbür taraf diyor ki sen benim düşmanımsın ve her türlü şey yapacaksın diyor bu adamlar. PYD'den bahsediyorum. Ama adamların hiç sınır hattında bir tane bile nöbetçileri yok. Sınır hattında altları hiçbir tedbiri yok. Biz hem namerdiz, hem kötü adamlarız. Ama sınırı koruma gereği de hissetmiyorsun. Biz o kadar kötüyüz ki. Mantığa bakar mısın? Ve burada şu sınırın korunması için gereken adam sayısı, PYD için söylüyorum, bu hattı korumaya kalksa ne kadar biliyor musun? En az 20 bin kişi.
O kadar adam. Şimdi hem yazılı zaten öyle. Sırtını bize dayamış durumda şey. Yani namert olmadığımızı bildiği için, pusu kültüründen gelmediğimizi, duayla kültüründen geldiğimizi bildikleri için, karşısına geçip karşısında efelendiğimizi bildikleri için adam dikmek dizmiyor. Ama başka bir ülke olsa ben sana söyleyeyim ne yapar biliyor musun? Buradan alır adamı karşıya geçirir, bomba adamı geçirir, karşı tarafta bir sürü olay yaratır, bomba patlatır, onu yapar, bunu yapar. Yapmıyor Türkiye bunu. Bak sınır güvenliğine, sınır güvenliğini sağlarken peki, karşıdaki adama, bak karşıdaki adamın... Son cümle Mete Yarar. Bitti mi? Hayır. Ama çok hızlı araya eklem lazım. Yoksa reklam bozacağım. Peki o zaman şeyden sonra gideyim. Cümlenin yarısı olmaz da o yüzden. Şunu tamam söyleyeceğim. Biz pusu kültüründen gelmiyoruz kardeşim. Biz duale kültüründen geliyoruz. Burayı açacağız. Kısa bir ara sonrasında beraberiz. Pusu değil, düello kültüründen geldiğimiz için bize böyle rahat davranıyorlar demişti Mete Yarar. Açıyordu ki bir reklam arasıydı. Harita üzerinden tam onu söylüyordum. Bu kadar uzun bir haritada ve sınırınız olan bir yerde ve karşı taraf eğer burada güvenlik sağlamıyorsa o kadar çok örtülü operasyon yaparsınız ki karşıdakine de nefes aldırmazsınız. Nefes aldırmazsınız. Ama biz yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Çünkü geldiğimiz kültür öyle bir kültür değil. Yani arkadan vurmak... Komşuyu bu şekilde ki bu adamlar bak bir kez daha söylüyorum her gün silah sokuyorlar, her gün adam sokuyorlar ve bu sınırdan Türkiye'ye teşhis için yani Türkiye'de eylem yapmak için geçiştiriyorlar. Son dönemde yakalanan silahların bir miktarını konuşuruz inşallah konuşacağız. Söyleyeceğim orada bir sürü silah nereden geldiğini Türkiye biliyor. Eğitim yapılan yerlerin merkezleri hepsi biliniyor Türkiye tarafından. Bak buna rağmen yapmıyorsun. Çünkü bunu yapmaya başladığında bu coğrafyanın hastalığı sana da geçmeye başlar. Bak yıllardan beri hangi coğrafyaya gidersen gideyim, ister Irak olsun, ister Suriye olsun veya başka şey olsun. En kötü adam, yani Türkiye'ye bir şekilde farklı bakan şahıslarla bile sorduğum sorunun hep yanıtı şu oldu. Eğer bu coğrafyada herhangi bir çatışma çıksa, gideceğiniz yer neresi diye sorduğumda, ilk ülkenin ismi hep Türkiye'ydi. Türkiye'yi sevmiyorum diyen adam bile sorduğum soru da şuydu. Peki niye sevmedin ülkeye geliyorsun diye sorduğumda sizin kültürünüzde gelene dokunmamak var diyorlardı. Ne yaparsanız yapayım. Ne yaparsan yapayım. Bunu kaybetmemek lazım. Ama bunu yaparken de şundan da vazgeçmemek lazım. Bedeli namertçe değil ama mertçe ödeteceğinizi de bilmeleri lazım. Evet biz misafirperveriz. Ama kapımıza misafirce gelenler için. Son dönemde yaşananlara baktığımda insanlar böyle bir yere doğru gitmeye başladılar. Evet biz namert değiliz, mert savaşırız ama mertliğimizi de bizim kapımıza gelen insanlara yaparız. Ve bundan da vazgeçmeyeceğimizi onlara göstermemiz gerekiyor. Çünkü yaklaşık 1991'den beri başlayan, geçmişler yıllarda olabilir ama çok da geçmişe gitmemek için söylüyorum. 91'den başlatıyorum. 91'den beri burada bölgede yaşanan savaşların hiçbiri temiz değil. Böyle bir kirli savaş yaşanıyor ki, o kadar çok sivil insan öldü ki adını koymaya söyleyemiyorsunuz. Yalnızca Irak Savaşı'nda 2003'ten sonra yaşanan, 91'den sonrakilerle beraber koyduğunuzda rakam müthiş. 91'den 2003'e kadar gerçek anlamda beslenemediği için ölen çocuk sayısının rakamlarını söylemeyeyim bile ben size. 2003'ten sonra Felluce bölgesinde kanser teşhisi konup kaç kişinin öldüğünü söylemeyeyim. Çünkü A10'lardan atılan tank delici mermilerin içerisinde uranyum var. Zenginleştirmiş uranyum var. Tankı delebilmek için. Binlerce atılan o mermilerin yüzünden kaç insan kanser oldu. Kaç insan hayatını kaybetti? İnan kendi rakamlarında var. Açıp baksınlar binlerce insan. Bölge gerçek anlamda büyük bir pis tuzaklar kurulabilen bir yer. Türkiye mertçe oynamaya çalışıyor. Bence de doğru yapıyor. Biz bundan vazgeçmeyelim ama mertliğin gereğini de yapalım. Yapalım. Mertliğin gereğini de coğrafyanın, yapalım. Coğrafyanın hem bu coğrafyanın dolayısıyla bizim de 91 hatta belki huzurlu bir dönem var mı dersen belki çok zor aralıklı dönemli bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla cevabı zor, dipsiz kuyu bir soru ama en azından mevcut durumdan nasıl, nerede, ne zaman ve hangi şekilde çıkarız?
Suriye denklemi üzerinden söylüyorum. Ben nasıl çıkılır? Vallahi keşke sorunun yalnızca muhatabı biz olsak ve cevabını biz bulsak. Muhatabı biz değiliz artık. Dünya. Dünya da buradaki sorunun çözülmesinden değil, çözülmemesinden yana. Yani sorun ne zaman çözülmeye çalışsa bir parmak geliyor ve işi daha da derinleştirip başka bir hale getiriyor. İlk başlangıcında bu sorun ne sorunuydu? İç savaş görüntüsü vardı. İşte Özgür Suriye Ordusu'yla kim vardı? Ya şeye geldi. Esad vardı. Esad vardı daha başında. Bir tek bu vardı. Esad'ın Arap Baharı'nda ortaya çıkan gösterileri bastırmasıydı ilk. İlk olay buydu değil mi? Buradan başladık değil mi? Bu aşamada uluslararası toplum devreye girmiş olsaydı ne olacaktı? Sorun çözmek çok kolaydı değil mi? İki tarafı da bir şekilde sindirebilirdin. Bir şekilde susturabilirdin. Arkasından ne oldu? Yabancı savaşçılar deyimiyle gelen yaklaşık 20 bin kişi kime geldi? Özgür Suriye Ordusu'nun yanına geldi. Farklı farklı ülkelerden. Arkasından İran geldi. Hizbullah geldi. Rusya geldi. Bir de kim geldi? IŞİD geldi. Ortada bölgede bir PKK yokken bir PYD olayı çıktı. Hadi o durmadı. Amerikalılar geldi, Fransızlar geldi, İngilizler geldi. Yani iki bilinmeyenli denklemden çok bilinmeyenli, hatta kaç kişinin olduğunu bilmediğimiz bir denklemin içine girdik. Hadi gel bundan çöz. Gel buradan çık. Yani Türkiye'nin burada yapabileceği tek şey ne biliyor musun? Bak açık bir ne söyleyeyim. Türkiye sorunun içerisinde olmayacak kadar uzakta, soruna sırtını dönmeyecek kadar da yakınında olmak zorunda. Başka hiçbir çaresi yok. Bunu formüle etmek kolay bir şey mi dersen, dünyanın en zor işi. Çünkü her yaptığın iş birisinin muhakkak gözüne giriyor. Diyorsun ki PYD kardeşim şey diyorsun. Benim düşmanım diyorsun. Ben diyorsun PKK'dan onu ayrı görmüyorum diyorsun. Bunu gördüğünde birisinin parmağını gözüne sokuyorsun. Birisi silah gönderiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da dedi Kobani'ye 3 tane uçakla silah indirmişsiniz, malzeme indirmişsiniz diye sormuş. Benim haberim yok diye söylemiş Joe Biden. Sayın Cumhurbaşkanı benim haberim var. İnşallah sizin haberiniz olur demiş yani. Orayı da bir görelim mi bu vesileyle? Yani, Yedinoğlu fotoğrafı bir alalım arkadaşlar. Gelinen nokta, böyle bir noktaya geldik. Burası neresi? Burası Kobani'de, yani Eynel Arap'taki Amerikalıların yeni açmış olduğu havalimanı. Burası üzerinden mi gelip gidiyor silahlar? Evet, şu anda silahlar buraya geliyor, buraya indiriliyor ve buradan gidiyor. Tabii çok büyük bir havalimanı değil ama askeri tip uçaklar kısa pistlere inip kalkabilecek olan uçaklardır. Buraya malzemeyi getiriyorlar ve buradaki malzemeleri de kullanıyorlar. Dikkat ediyorsan şurada depoları görüyorsun. Bakın depoları falan da görüyorsun. Burası Amerikalıların şu anda şeyde kurdukları, Suriye topraklarında kurduğu birkaç tane üstten bir tanesi, hava üstünden bir tanesi. Bir tanesi daha ileride Kamışlı tarafında var. Deyrizor bölgesinde bir tane buna benzer bir üs olduğunu söylüyorlar. Ama şu andaki en teşkil edilmiş üslerden bir tanesi bu gördüğünüz fotoğraftaki üs. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın sizden önceki konuşmasında bahsettiği ve 3 uçağın indiği yer burası. Bugüne kadar Amerikalıların bölgeye sevk etmiş olduğu, başka ülkelerine sevk etmiş olduğu, nakliye uçaklarıyla göndermiş olduğu sefer sayısının 300'ün üzerinde olduğu söyleniyor. Ortalama her bir uçağın ağırlıkları ve tipi değişir ama bu bölgede çok ağır nakliye uçaklarıyla sevkiyat yapma şansına sahip değilsiniz. Ortalama 20 ton kabul edersen her bir sevkiyatın 300'de çarptığında çıkacak rakam. Bayağı yüksek bir ton, muazzam silah, bir rakam. Mühimmat. Efendim? Bayağı yüksek bir ton silah ve mühimmat. Mühimmatın inmiş olduğunun göstergesi. Dediğim gibi yalnızca bu silah mühimmatı Suriye'de kullansalar yine hani Türkiye'nin canı yanmayacak. Ama her bir malzeme maalesef Türkiye'de bir askerimizin, polisimizin veya bir vatandaşımızın canını alıyor. 8 nolu videoyu bir alalım mı? Yani bunun bu sürecin, bu meselenin devamı olarak. Tel Abyad'daki sen bunları görünce ne hissettin?
Şaşırmamasınlar herhalde. Zaten bu ya ben çok malumun şaşırdım. İlanı gibi de bir durum olmuş yani. Ben şöyle söyleyeyim, şaşırdım. Niye şaşırdığımı söyleyeyim. Amerikalılar özellikle bulundukları ülkelerde bayrak göstermiyorlarsa, yani fiili anlamda bulunmuyorlarsa bu şekilde bayrak asmazlar. Yani Amerikan üssü değilse orası. Resmi anlamda bir görevle gitmemişlerse, örtülü operasyon icra etmiyorlarsa açıklarlar bayrağını. Eğer bir şeyi örtülü yapıyorlarsa asla bayrak dikmezler. Bu ne? Yani sen şunu görebilir misin? Afganistan'da Amerikan özel kuvvetlerinin herhangi bir yere gittiğinde bayrak diktiğini falan görür müsün orada? Afgan biliyorsun hani Taliban'la savaşan gruplarla beraber gittiğinde bayrak mı dikiyorlar oraya? Ben Amerikalıların bundan haber olduğunu düşünmüyorum, açık ne söyleyeyim. Çünkü bunlar nereye kondu biliyorsun bir de? Hemen bizim sınırımızın dibine. Yani bizim kapımızın tam karşısına kondu bu. Yani bizim hudut kapısının tam karşısına kondu. Amerikalılar niye bizim hudut kapımızın tam karşısına Amerikan bayrağı diksinler? Peki. Dokuz nolu fotoğrafı bir yer. Bunun sebebini söylememi istiyor musun? Yani bu bayrak niye dikildiğini söylememi istiyor musun? Şunu bir görelim. Onun üstüne konuşalım. Tamam. Bunları şey yapmadık. Fakat burada da Amerikan askerleri üzerinde YPG arması. Çok normal. Hatta bunlar olduğunda bir yazı yazmıştım. Ben şey demiştim. Yani kocaman uçakları görmeyip Amerikalıların PYD konusundaki yaptıklarını, yanlışları görmeyip armaya takılıyorsak zaten hani bu iş dükkanı kapatalım. Yani keşke bütün sorunumuz Amerikalı askerlerin taktıkları arma olsaydı keşke. Bunu da şöyle söylediler. Çok komiktir bu adamlar. Gerçekten bazen gerçekten insanın zekasıyla oynuyorlar. Şey dediler. Biz dediler o şeyleri armaları içinde bulunduğumuz unsurlarla beraber koyuyoruz ki IŞİD bizi anlamasın diye. Böyle de bir açıklama yaptılar. Şimdi şöyle düşün. Bütün PYD'lerin, YPG'lerin çelik başlıkları bundan. Bir kalabilir mi arkadaşlar o fotoğraf? Alalım bir daha o fotoğrafı. Şöyle bir kask üzerindeki, şu andaki olan kask özel bir kasktır. Yani başlık. Bu 7.62'lik bir mermiyi durdurabilecek olan şeylerden bir tanesi. Balistik çelik başlık diye geçiyor. Bunlardan Amerika şeyler de var o zaman. Bütün YPG'liler bu çelik başlığı takıyorlar. Üzerlerindeki kıyafet kendi özel kıyafetleri. Bütün YPG'liler bu kıyafeti giyiyor. Üzerlerindeki ekipman ve malzemeler gördüğün gibi şey. Hatta şöyle söyleyeyim. Hepsi, YPG'lerin hepsi bu kadar iri kıyım. Yaklaşık 1.85-1.90'lar civarındaki insanlar. Yani işçiler adamlara bakınca yalnızca armaya bakıyorlar. Kılık kıyafetlerinden şey anlamıyorlar. Amerikalılar anlamıyorlar. Bunun adı ne biliyor musun? Bak bunun adı şu kardeşim. Ben fiili anlamda bu adamlarla beraber ortak hareket ediyorum demenin diplomatik göstergesi. Bunu bir de bize sormadılar. Hiçbir, bakın işte Ayşe dediler. Biz uyarımızı yaptık oradaki adamlara, bir daha bu tür şeylere girmeyin dedik diye. Biliyorsun açıklama yaptı. Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon falan bu açıklamayı yaptı. Ya o kadar komikler ki. Hiçbir özel kuvvet askeri, hiçbir özel kuvvet personeli komuta heyetinin emri dışında hiçbir amblem ve üstüne bir şey takmaz. Niye takmaz biliyor musun? Çünkü o kıyafet Amerikan üniformasıdır. Şimdi düşünsene bizim askerlerimizin herhangi bir ülkeye gittiğinde o ülkenin armasını üstlerin haberi olmadan takabileceğini düşünebiliyor musun? Ne açıklama yapacak? Yapabilme şansı var mı? Mümkün değil yani. Mümkün değil. Kendi rızanla bunu yapma şansın var mı? Mümkün değil yani. Niye bayrak dikmezler? Dikmezler çünkü bir kez daha söylüyorum. Bayrak dikmek demek burası benim toprağımdır demektir. Amerikalılar buraya bir toprak elde etmek için gelmediler ki. Resmi olarak öyle bir ünvanları yok. Resmi göreve de gelmediler. Yani Suriye'de bulunmaları IŞİD'le mücadele olduğu için bulundukları yerlerde eğer bir yer barındırıyorlarsa oraya asabilirsin. Ama benim şu anda bu fotoğrafla yayınlanan yer benim sınırımın tam karşısındaki şey. Sınır kapısı. Yani Amerikalılar gümrüğü mü aldılar? Yani orası Amerikan gümrüğü mü oldu bizim haberimiz olmadan? Başka bir şey demek istiyorum. Ha, onu söyleyeceğim. Tam oraya söyleyeyim. Amerikalılar bu yüzden oraya gidip koymazlar. Amerikalılar bu yüzden onu yapmazlar. Ama PYD'ler şunu söylemeye çalışıyor. Israrla şunu yapmaya çalışıyorlar. Kardeşim biz Amerikalılarla beraber ortak çalışıyoruz. Bakın buralar bile onların alanı, hatta buralar onların alanı.
ve bir şekilde Türkiye'de Türkiye ile Amerika kamuoyunu karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bir gün herhangi bir yerden örnek vereyim. Senin sözünü ettiğin tuzağın gösterme gösterisi. Hayır, bu tuzağın ön almaları. Bak, ön almaları. Bunun aynısını o yüzden söylüyorum. Süleymaniye'de birebir gördük çünkü. Bu böyle başlamıştı orada. Biz sizi o kadar çok seviyoruz ki arkadaşlar. Biz sizinle o kadar iyiyiz ki arkadaşlar. Bayrağınızı dikiyoruz. Ben Amerikan bayrağını Irak topraklarında her tarafta gördüm. Üstlerin dışına da asıyorlardı. Hatta bayraklarıyla beraber gezen insanları da görüyordum. Biz çok seviyoruz diyorlardı. Biz sizinle beraberiz diyorlardı. İşte aynısını görmeye başladık. Tuzak, o yüzden söylüyorum. Suriye topraklarına, yani Irak topraklarına başlayan tuzak o yüzden bugün Suriye topraklarına gidiyor. Bir gün bir şey yaşadığımızda biz sizi seviyorduk arkadaşlar diyecekler. Bakın, ona rağmen bunlar bunu yapabildiler. Şimdi sen o bayrakları gördün, dedin ki buralar Amerikan toprağı olamaz. Bunlar da olamaz. Gerçekten bir Amerikan bayrağı olan bir yere atış ettiğini düşünsene. Biz de bir bayrağımız atış edildiğine, bayrağımız yakıldığında nasıl kıyamet kopartıyorsak, Amerikalılar da kopartıyorlar. Yani tuzak, santim, 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 diplomatik tuzaklar böyle kuruluyor. Şimdi bu işin bacağında biz bugün hep şeyi konuşuyoruz. En büyük problemimiz bu. Üçlü bir cephede mücadele ediyoruz, bak açık ve net söyleyelim. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'de PKK ile mücadele ediyoruz. İkincisi, Suriye topraklarını ve kendi topraklarımızla IŞİD'le mücadele ediyoruz. Üçüncüsü de Fethullahçı örgütle mücadele ediyoruz. Cuntacılarla, yaşananlarla mücadele ediyoruz. Üçünün de ortak noktası, güç aldıkları yer neresi? Hangi ülke? Amerika. Ya? Yani ne yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanı demin açıkladı. Ya dedi, bizim şeyimiz var. İade anlaşmamız var. Biz iade anlaşmasına göre herhangi birisi Türkiye'de olduğuna biz tutlayıp adamlara iade ediyoruz. Adam darbe yaptı diyoruz dedi. Adamı tutuklayın, bir yere alın diye söylüyoruz. İkinci darbe yapma girişimleri var. Adam bunu teşvik ediyor diyor. Adam basının önüne çıkıyor. Hatta oranın en seçkin gazetelerinde ne yapıyor? Röportaj vermeyi bırak. Yazı yazıyor ya, makale yazıyor ya. Cumhurbaşkanı bunu çok açık net söyledi. Dedi ki, ya kardeşim dedi, sizin ülkenizde kim örnek verdi ya? Sayın Cumhurbaşkanı söylememiş olabilir. Başka birisi örnek vermiş olabilir. 11 Eylül'de dedi, 11 Eylül saldırısı olduktan sonra Usama Bin Laden'i Türkiye'de röportaj yapmış olsaydı, Türkiye'deki önemli bir gazetede köşe yazarlığı yapmış olsaydı ne derdiniz dedi bize dedi. Ne farkı var? Soruyu sordu. Sayın Cumhurbaşkanı sormamış olabilir ama çok birisi sordu. Çok da hoşuma gitmişti bu soru. Biz aynısını yapsaydık ne olacaktı? Bizim için aynı pozisyona değil mi? Biz PYD için aynısını söylüyoruz. Ya kardeşim diyoruz, bu adamlara verdiğiniz her mermi Türkiye'de bir canımı alıyor benim. Canımı yakıyorsunuz benim. Dediğinizde birileri karşında dinlemiyorsa yapacağınız tek şey sizin kendi politikanızı uygulamaktır. Bak, bir kez daha söyleyeyim. Bu söylemlerim bir Amerikalıların bizi sevip sevmemesiyle ilgili mevzu üzerine kurgulu değil. Dış politika düşmanlıklar ve dostluklar üzerine kurulmuyor. Kendi politikanızı uygulamak üzerine kurgulanıyor. Burada bir problem yaşıyoruz beysim. Yani bizim yapmamız gereken ve yapmamız için mücadele etmemiz gereken alan Türkiye'nin çıkarları. O yüzden bu işin CHP'si MHP'si olmaz diyoruz. Hatta Selahattin Demirbaş galiba bugün mü yapmış, dün mü açıklama yapmış. Türkiye işte Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili bir tuzaklar açıklanıyor, yapılıyor falan diye dünkü yaptığı açıklamaya baktığınızda giderken. Yani Türkiye'de ikinci bir darbe girişimi olma riski çok yüksek. Hatta iç çatışmayı körükleyecek olan tabanda hareketlenmeler yaratılmaya ve yaşatılmaya çalışıyor diye ilginç başlama yapmış. Yani iyi, yani buraya gelmiş olması da çok büyük şey, kademe ilerlemesi. Bugün bir dostuna sohbet ediyorduk da. Olmaz inşallah. Evet, biz bize karşı 15 Temmuz gibi bir girişim olduğunda yeknesak tek vücut önüne çıkarız. Ama deseler ki A mezhebi B etnik grubunun camisinde, mahallesinde bayrak yakılıyormuş. Türk bayrağı yakılıyormuş. Kur'an yakılıyormuş. Efendim, sizin dini hassasiyetlerinizle ilgili kitaplar şöyle yapılıyormuş dese dedi.
Hesap etsene ne olur. Evet, orada kötü senaryo, Allah saklasın. Çok başka bir şey olur. Bu 15 Temmuz sebebiyle eğer istedikleri olsaydı bir iç savaşa sürüklemekti. Görünen o ki, işte birebir Suriye örneğini belki buradan konuşabiliriz. Görünen o ki bir kez daha içimizdeki bu mekanizmalar harekete geçirilerek, bunlar 15 Temmuz'da tek vücut oldular ama bu tek vücutlu ayrıştırmanın da kolay tırnak içinde yerleri var ve galiba biraz buraya oynayacaklar. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Onu yerine gelmişken tam olarak söylemekte yarar olduğunu düşünüyorum ben. Son dönemde gidiyoruz ya, biz de çok gezmeye devam ediyoruz. Birçok yeri işte bu kitap çalışması için yaparken de birçok kişiyle birebir görüşme şeyini buldum, fırsatını buldum. Çok da önemli görevlerde insanlar, hani birebir bu işlerle uğraşan insanlar. Geçen gün çok ilginç bir şey söylediler. Ve ben şok oldum, açık ve ne söyleyeyim sana. Kendi bölgesiyle ilgili söyledi. Dedi ki, biz dedi yaklaşık aylarca dedi işte önemli bir ilin topraklarında yaşanan bu barikatlarla ilgili mücadele ettik dedi. Bir rakam vereceğim size dedi. İsterseniz araştırın da bakın. Toplam bütün barikatlar içerisinde bulunan silah sayısını söyledi. Ve savcıya teslim edilen silah sayısını söyledi. Örnek bir ilden bahsedelim. Şırnak ili. Şırnak ilinde savcılığa teslim edilen silah sayısı ne kadar biliyor musun? PKK'dan ele geçirilip teslim edilen silah sayısı. Bir rakam söyler misin? Barikatlardan kaç tane silah ele geçirilir? Toplam 80 tane. Bunu niye söylüyorum? Cuntacıların özellikle bu dönemde bazı silahları teslim etmediği konusunda çok büyük endişe var. Yani kaygım şudur ki bu dönemde ele geçirilen silahlar şeye teslim edilmedi. Kayıt dışı silahlar var orada. Kayıp silahlar var. Kayıp silahlarda bölgede çatışmalarda ele geçirilen ama teslim edilmeyen silahlar var. Bak, koca Şırnak ili için söylüyorum, 80 tane silah. Yetkililer açsınlar, baksınlar. 80 tane. Buradan nereye varıyorsun yani? Kayıp silahlarla ne yapabilir bunlar? Her şey yapabilirler. Demin bir şey söyledin. Demin ne söyledin bana? Dedin ki bir yerde birisinin evine gidilecek, birisinin camisine gidilecek, başkasının. Bunları neyle yapabilirsin, bu tür eylemleri? Kayıt dışı silahlarla yapabilirsin. Sen birkaç bin dedin. Ben kaç dedim? 80 dedim. Nerede bu silahlar? Yalnızca bir barikat noktasından bahsettim. Bir barikat noktasından bahsettim. Söyleyen üstadım dedi ki, benim yalnızca bir evde bulduğum silah sayısı bu kadardı dedi. Ben bu endişeyi hala koruyanlardanım. Çünkü o dönemde şunu gördük biz. Sınırdan başlayan, hangi sınırdan başlayan? Hatay sınırından başlayan, ta Irak sınırına kadarki olan bütün bölgede birkaç istisna hariç neredeyse tamamına yakını tutuklandı. Bu hepsi suçlu anlamına gelmiyor ama birçoğu fiili anlamda darbin içinde yer aldı. Bak, nereden başladım? Hatay'dan başlayıp nereye gittim? Irak. Irak sınırı dahil olmak üzere. Onlarca kişi, yüzlerce kişi demiyorum, bahsetmiyorum, binlerce kişiden bahsediyorum. Bunların çoğu da komuta kademesinde, direkt birinci kişilerden bahsediyoruz. O zaman bizim hepimizin uyanık olması gereken yer şey değil. Kendi içimizdeki cuntacıların da açmış olduğu gedik, kara delik hala doğru teşhis edilmedi. Ben onu söylüyorum. Bazı şeyleri konuşuyoruz, seninle de tartışıyoruz, diğer arkadaşlarla da tartışıyoruz. Hatta bugün birisine bahsettim. Burada açık ve net söyleyeyim. Bak, real gerçeklikle, yani gerçeklikle raporlama arasındaki fark varsa bu siyasetin üzerinde ve toplum üzerinde oluşacak olan riski gösterir. Örnek üzerinden geleyim. Ben diyorum ki sana,
Hiçbir sorun yok. Reis Bey, Habertürk kanalı çok iyi, hiçbir problemimiz yok. Böyle gidiyoruz diyorum. Ama gerçek anlamda böyle bir şey yok. Tam tersine bir sıkıntı var. Aradaki yük kimin yüküdür? Kim sırtlanır bu yükü? Sen sırtlanırsın. Artı patrona sırtlar. Bir de kim sırtlar? Buradaki bütün çalışanlar. Çünkü sana söylenenle yaşananlar birbirinden farklıdır. Ben de diyorum ki şu anda reel durumla, reel gerçeklikle yaşananlar arasında, arz edilenler arasında fark görüyorum. En basit örnek anlattım sana. Silahlar nerede kardeşim? Teslim edilmesi gereken silahlar nerede? Bu silahlar nereye gitti kardeşim? Herhalde bu adamlar bu silahları alıp evlerine götürmediler. Herhalde çoluğuna çocuğuna al ona oyna oğlum diye vermediler. Karşı tarafa bir sürü silah iniyor. Bu silahların büyük bir kısmı Türkiye'ye geçiyor. Bu silahlar nereye gidiyor? Herhalde saklanmaç oynamayacaklar. Demin söylemeye çalıştığım şey oydu. Biz Suriye'de olmasak da Suriye'nin bataklığı bile çoktan geldi diyorum. Türkiye o yüzden sınıra duvar örüyor. O yüzden işte yeni tedbirler almaya çalışıyor. Sınırdaki güvenliğini arttırmaya çalışıyor. Ama unutma diyorum. Biz bu güvenliği yaparken de o cuntacıların tamamına yakını bu sınır hatlarından sorumluydu. Birkaç tane istisnası hariç. Bu anlattıkların seyircilerimizi huzursuz ediyor olabilir. Huzursuz ediyordur ve belki olsunlar. Geçen gün söyledim. Cahilliğin verdiği cesareti dedim. Bilginin korkaklığı benim için daha makbuldü. Tamam. Bir kez daha söylüyorum. Bu kez o zaman şöyle bir şey diyelim. Yani insanlar evlerinde ya o zaman bütün bunlardan şunu anlayacağız, bekleyeceğiz. Aha bu Akis'i vuruldu. Biz bunu biliyorduk. Mete Yarar söylemişti. Veya ülkede bir iç savaş başlayacak. Ha işte. Bundan önce... Bu o değil. Bu o değil. Ben bu ne biliyor musun? Yalınlaştırıyorum. Yok ama bu değil. Şunu yapmaya çalışıyoruz biz seninle beraber veya ben yapmaya çalışıyorum. Kendime ait olan bir şey bu. Bir şey yaşandığında şu soru söylensin diye yapıyoruz bunu. Arkadaş ben bu oyunu biliyorum kardeşim. Ben bu tuzağı biliyorum. Kardeşim sen gidiyorsun özellikle bu adamı sen öldürdün kardeşim. Bilerek yaptın. Sen bu gittin camiyi taradın. Vatandaşımız şunu öğrenecek. Vatandaş diyecek ki kardeşim bu camiyi tarayan benim bu adama düşman olmamı istiyor kardeşim. Gitmeyecek kardeş, bu tuzağa düşmeyecek. Bu tuzağa düşmesin diye anlatıyoruz. Ben de şunu diyorum. Aynen. O kişi vurulacak değil mi? Evet. Senin söylediğine göre. Evet. Bunu bekleyelim yani. Buna hazırlıklı olalım diyorsun. Bu kayıp silahlar bunları vuracak. Evet, bunları vuracak. Yani bir şey yapacaksan, suikast yapacaksın herhalde zimmetli silahla yapmazsın yani. Aynen, ben orada değilim. Yani zimmetli silahla yapmazsın. Benim anlatmaya çalıştığım hep başından beri söylediğim şey bu. Diyorum ki kardeşim, oyunu bozmak istiyorsan oyunu bildiğini açıklayacaksın diyorum bak. Oyunu bildiğini açıklayacaksın. Bunu ben açıklarken ben riski ben kendi üzerime alıyorum arkadaş. Açıklayan adam da risk alıyor. Ben de risk alıyorum. Ben bunu açıkladım diye yarın sabahleyin bana hesabıma $1 milyon para yatmayacak. Ben riski kendi üzerime alıyorum kardeşim. Biliyorum diyorum. Bu oyun böyle oynanacak. Bu oyunu nereden biliyorsun diye sor. Irak'ta biliyorum kardeşim. Bosna'da biliyorum kardeşim. Kosova'da biliyorum. Suriye'de gördüm ben bu oyunun tamamını. Bu oyun böyle oynanıyor. Oyuncuları biliyorum çünkü. Aynı oyuncular ya. Oyun kuran da aynı adamlar. Oyuncular da aynı adamlar. Yani bu coğrafyanın insanları maalesef yalnızca kim? Aktör falan değiller yani. Başrolde falan kimse yok bu coğrafyanın insanları. Bize diyorlar ki git şunu oynayın. Biz oynuyoruz. Onu oynamaya çalışıyoruz. Ben diyorum ki arkadaş ben oyunu biliyorum kardeşim. Sen bunu yapacaksın biliyorum. Ama biliyorum ki bizler söylersek bunu. Bakın biz söylersek. Halk da bunu bilirse, uyanırsa kimse bu oyunu kurmaz diyorum ben de. Ben o silahları yere gömerler. Çünkü halk şunu net gösterecek kardeşim. Cem evi benim de evim diyecek. Tamam mı? Bu cami benim de camim dediğinde kimse kimsenin bir yerini yakmaz. Tamam mı? Sayın Başbakan ne dedi? O şortlu kadınla ilgili olduğunda Sayın Bakanı Aileden Sorumlu Bakan ne dedi? Sahip çıkmadı mı? Çıktı mı? Bunlar iyi oyunlar. Bak bunlar oyunu bozar. Sen deseydin ki yok kardeşim ya
bu onun sorunu deseydin biz dağılırız. Birbirinden farklı insanların oyununu bozmak zorundayız. Ben de diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı bugün açıkladığı konuşmasının içerisinde ne diyor? Hala bu adamlar darbeyle ilgili ve oyun kurmaya çalışıyorlar diye ikaz etmiyor mu? Ve bunu nerede yaptı? Bütün ülkelerin olduğu yerde yaptı. Ne dedi? Ülkelerin sorunu mu? Adam dedi ki ya kardeşim bak biz başımıza geldi. Sizin ülkenizde de bu adamlar var. Başınıza gelecekler dedi. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı şeyi mi korkutmaya çalışıyor? Dünyayı mı korkutmaya çalışıyor? Kişisel bir şeyden bir örnekleme gideyim. Yani bilmiyorum ne kadar karşılığı olur ama ben ilk yayıncıda radyoculuktan başladım. İlk başladığım, ilk çalıştığım radyo da Cem Radyo'ydu. Bilenler bilir. Sevgili İzzettin Doğanların Vakfı'nın, Cem Vakfı'nın radyosuydu. Açık söyleyeyim ben o radyoda çalışmaya başlayıncaya kadar Alevilerle ilgili, Alevi insanlarla ilgili, vatandaşlarla ilgili algım başkaydı. İşte bir yıl küsür çalıştım. Oradan bambaşka çıktım. Türküler, halaylar, Alevilik kültürü neye tekabül eder, semah nedir, dergah nedir falan. Ve bir anımı da hatırlatayım. O zamanki genel yönetmeni kulakları şınlasın, Mehtap Hanım'dı galiba. İş görüşmesi yaptık tokalaşırken, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi, tokalaşırken dedim ki ben bir şey söyleyeceğim. Ben Alevi değilim. Burası Sinan'la açık çalışacağız ama. Kalktı bana sarıldı filan. Ya dedi sen dedi buraya kadar bizi saymışsın gelmişsin falan. Diyeceğim şu. O dokunma, o temas. Kol kola verdik, halaylar çektik filan. Kişisel olarak beni başka bir şeye verdi. Belki galiba temas, dokunmak, mecazi ve gerçek anlamda dokunmak. Yığı daha da çok sıklaştırmak lazım. Öyle. Daha fazla işte onu sağlamışlıklar lazım. Bunun ben yine umarım aksi çıkarsın diyeyim. Umarım oyunu bildiğin, en iyi bildiğin, o dışı başka yerlerde okuduğun oyun umarım burada yanlış çıkar. Ama açıkladıkça oyunu bozuyoruz. Diyeceğim şu. Umarım yanlış çıksa ama doğru çıkacak olursa da buna karşı alabileceğimiz en iyi şey bu galiba. Daha çok temas. Daha çok temas. Tanışmak. Yani gideceksin. Beraber orada oturacaksın, beraber çay içeceksin, beraber gerekirse sohbet edeceksin. Hatta oturacaksın bahçesinde, o bir ibadet ederken oturacaksın bahçesinde, gerekirse emniyetini alacaksın kardeşim. Evet. Onun ibadetini, başka bir grubun ibadetini, başka bir inancın, başka bir kültürün yaptığı faaliyeti koruyacaksın kardeşim. Bu iş böyle. Vatan toprağını korumak kadar ülkesinin vatandaşlarını da korumak aynı şekilde önemli. Toprağı çünkü anlamlı kılan da üzerindeki yaşayanlar. O kültürler, inançlar. Yani bunun için insanları uyarıyoruz ve ikaz etmeye çalışıyoruz. O gece hayatını kaybedenlerin inançlarını sorguladık mı? Düşüncelerini sorguladık mı? Herkesin ortak amacı neydi? Tercih. Vatandı. Demokrasiydi. O zaman bizim de yapmamız gereken bu adamların oyunlarını ancak oyun planlarını bozarak götürebiliriz. Zaman zaman ben şunu söylüyorum. Bunu söylerken de bir kez daha söylüyorum. Yani belli bir yaşa gelmiş olmanın tecrübesini aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü bizi farklı farklı insanlar seyrediyorlar. Bunların içinde çok genç insanlar da var. Şimdi üniversiteler açıldı. Üniversitedeki birçok grup karşı karşıya geldi. Geçen dönemde de biliyorsun, son dönemde de yaşandı. Şimdi de aynı riskler var. Fitili en kolay ateşlenen. Ateşlenen yerlerden bir tanesi. Bizim tavsiyemiz ne arkadaşlar? Dokunun birbirinize. Birbirinize temas kurun. Birbirinize derdinizi anlatın. Yani başka türlü evet. Buradan çıkışın olmadığını söylemeye çalışıyorum. Daha çok tanış olalım. Daha çok tanış olalım. Şimdi bir şey anlatacağım. Bu olaylar yaşanıyor. Bütün birçok olay yaşanıyor. Birbirinde hepsini birbirini tetikleyerek geliyor. Unutmayayım diye söyleyeceğim. Geçenden beri bana hep soruyorlardı arkadaşlar. Özel kuvvetlere nasıl girebiliriz? Özel kuvvetçi nasıl olabiliriz falan diye soran birçok arkadaşımız vardı. Bugün de açıklayacağım söylemiştim. Onu söyleyeyim. Normalde eskiden özel kuvvetlere girmek istiyorsanız önce şey olmanız gerekiyordu. Asker olmanız gerekiyordu. Kim bunlar? Uzman çavuş veya işte assubay veya subay olmanız gerekiyordu. Arkasından özel kuvvetlere giriyordunuz. O zaman müjdeyi vereyim. Direkt özel kuvvetler sivilden adam almaya başlayacak.
Ne zaman? Başladı. Başladı. Başvuruları almaya başlıyorlar. Direkt özel kuvvetler kendisine adam seçecek ve kendisi için adam alacak ve onları kendi içerisinde işte bordo bere olarak yetiştirecek. Sen bunu nasıl görüyorsun? Teknik olarak doğru mu? Yapacak bir şey yok şu anda. Çünkü harp okulları kapalı şu anda. Harp okulları kapalı. 4 yıl boyunca harp okulundan bir kişinin bile gelmesi mümkün değil. Çünkü 4 yıl boyunca mezun vermeyecek. Birçok kişi atıldı. Zaten kıtaların elinde çok fazlasıyla personel kalmadı. Mecbur, başka şans yok. Bir de ben şunu söyleyeyim. Bu mecburiyet doğru bir yönteme de götürdü. Amerikan ordusuna da İngilizlerin çok işte önemli olan sasları da aslında böyle yetiştirilir. İstek, bak istek çok önemlidir. İstek yapacak olan kişiler de şimdi girecekler. Çok fiziken çok güçlü çocuklar var. Gerçekten çok. Ve vatanseverliğini gerçekten sorgulamayacağım çocuklar var. Çok sıkı çocuklar var. Ve onlar var. Artık özel kuvvetli olacaklar. Şimdi onlar hiç 13, beklemeden 13 hiç beklemeden direkt özel kuvvet, başka hiçbir yerde konuşlandırılmayacaklar. Direkt özel kuvvetler seçecek. Özel kuvvet eğitecek. Kadrosunu alacak. Ve ondan sonra artık bordo verir olarak gelecekler. Arkadaşlar girmek isteyenler şeyi takip etsinler. Silahlı kuvvetlerle ilgili bilimlere sorsunlar. Bununla ilgili kanun da çıktı. Bununla ilgili şu anda uygulamaya geçiliyor. Bekleyenler için müjdeli bir haber vermiş olayım diye söyleyeyim. Müjde. Şu 13 nolu grafiği bir alalım. Nedir bu? Ha, şu saydın ya şu